Efendim maç gecesine hoş geldiniz. Fenerbahçe ile Gençler Birliği son saniyeleri oynanan karşılaşmada 2-2 beraberlikle. Evet, şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Maç sona erdi. Fenerbahçe 2, Gençler Birliği 2. Gençler Birliği 1-0 öne geçti karşılaşmanın ilk 45 dakikası. 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı Gençler Birliği'nin ikinci 45 dakikanın hemen başında Alper Potuk'la Fenerbahçe 1-1'i yakaladı. Ardından 2-1 öne geçti. Ancak devamında karşılaşmanın Gençler Birliği Mehmet Topal büyük hatasıyla golü buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu zorlu 90 dakikayı o gün Temizkanoğlu, Can Arat ve Gökhan Dinç ile birlikte masaya yatıracağız. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir 2 puan kaybı daha. Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında da berabere kalmıştı Fenerbahçe. Bugün kendi sahasında da Gençler Birliği ile berabere kaldı ve bir kez daha 2 puan kaybetmiş oldu. Bu arada Gençler Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a da ayrı bir parantez açmak lazım. 7 haftadır ligde kaybetmeyen bir Gençler Birliği var ve yavaş yavaş küme düşme hattından uzaklaşan bir Gençler Birliği görüyoruz. O gün hocam zorlu bir 90 dakika oldu. Yani aslında ilk 45 dakikada Fenerbahçe belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Evet. Ama 1-0 içeride girdi. Evet. İkinci 45 dakikaya başlar başlamaz her şey Fenerbahçe için çok iyi gitti. Hemen ikinci 45 dakikanın başında Alper Potuk'un golü geldi. Ardından Dirar, kendi kalesine golü atan Dirar 2-1 öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Bir anda Fenerbahçe yine o bildiğimiz skoru koruyan futboluna döndü ve Mehmet Topal'ın büyük hatasıyla 2-2'lik beraberlik geldi. Analiziniz nedir 90 dakika ile ilgili? Yani şimdi 90 dakikaya tabii baktığınız zaman, özellikle ilk 45 dakikaya baktığınızda Fenerbahçe gerçekten belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Yani burada tabii bazı faktörler de devreye girdi. Özellikle 25. dakikada hakemin vermiş olduğu bir faul vardı. 10 kişi kalabilirdi ama bunu şu gösteriyor. Ümit Hoca demek ki Mete Hoca'dan daha iyi maç okuyabiliyor. Çok daha iyi okuyabiliyor. Hemen oyundan aldı onu tabii ki. Fakat hani Fenerbahçe, şöyle diyeyim sana, Fenerbahçe kendi kendini vuruyor gibi. Hani 2-1 yakalamışsın, o kadar iyi dakikalarda gol atmışsın. Hani niye üzerine gidip de daha fazla 3'ü 4'ü bulmuyorsun veya aramıyorsun? Skoru korumaya yönelik şimdi, hamleyi yapınca Fenerbahçe yani bir savunma hatası, tamam bireysel bir hatadan bireysel hata. Ama. Yani biz burada işte geçen hafta da aynı şeyi söyledik. Bu hafta da aynı şeyi, baştan önce de aynı şeyi söyledik. Yani Mehmet'in stoper olmadığını söyledik biz burada. Ya oynat İslay'ı orada. Oynat Şener'i orada, fark etmez. Yani herhangi birini oynatabilirsin ama Mehmet oranın adamı olmadığını zaten bundan iki maçlarda göründü. Hiç gerek yoktu. Yani Dirar'ın kendi kalesine attığı gol olabilir. Volkan hatası, hatalı bir çıkış olmuştur. Onlar olabilir. Fakat öne geçtikten sonra Fenerbahçe'de bir durgunluk başladı. Tamam, ilk yarı, ilk 45 dakika çok yüksek tempoyla oynadınız. Kabul ediyoruz. Ama bunu 90 dakikaya yaymak zorundasınız. Kapanan bir Gençler Birliği var. Bakın, ilk 45 dakika Fenerbahçe çok iyi oynadı diyoruz ama buna müsaade etti Gençler Birliği. Doğru. 25. dakikaya yani, kadar 5'li savunma oynadı. Aynen öyle. Fenerbahçe çok fazla gelince Ümit Özat daha maçın 25. dakikasında oyuna müdahale etti. Ve 4'lü savunmaya döndü. 4'lü savunmaya biraz dengelemeye çalıştı ama çok fazla da başarılı olamadı açıkçası orada. Yani baktığınızda bu kadar çok basit bir şekilde top kaybı olduğu zaman sürekli, bir de Fenerbahçe gibi bir deplasmanda oynuyorsunuz, Kadıköy'de oynuyorsunuz. Çok zorlu bir mücadele bekliyor sizi. Burada topu tutamadığınız anda herhangi ne olursa olsun, tamam puan aldınız ama hani Fenerbahçe kendi o puanları verdi size. Siz almadığınız gibi bir de 7-8 tane Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Çok var. Can'da notları var, yani, onları paylaşacaktı. Onları biraz sonra zaten Can konuşacaktı. Can ama genel anlamda hocam, baktığınızda şu 90 dakika şu 90 dakikaya baktığınızda Fenerbahçe galibiyeti hak etmiş miydi oyun açısından? İlk evet, 45 dakikadaki oyunu hak etmişti. Hak etmişti. Ama işte futbolun şey tarafı burada. Can, maç öncesinde Fenerbahçe'nin favori olduğunu, mutlak favori olduğunu söylemiştin yayınımızda. Aslında senin düşüncene uygun bir Fenerbahçe gördük. Maçın hemen başında işte direkten dönen toplar var, iki tane. Çok net gol pozisyonları var. İşte Alper'in karşı karşıyası var. Bir anda belki de, yani bilmiyorum katılır mısınız, bence bu sezonun en iyi futbollarından birini oynadı Fenerbahçe ilk 45 dakikada.
Ama enteresan bir gol. Bir kontra atak. Girar Volkan'ın hatalı çıkışı. Kendi kalesine attığı gol. Ve içeri 1-0 yenik duruma düşüyorsun. Giriyorsun. Ve dakika da çok önemli. 45. Yani 45 yani. Yani ilk yarı son dakikalarında. Şimdi en başta zaten Gençler Birliği'nin kadrosunu gördükten sonra nasıl bir Gençler Birliği oyun planı olacağını tahmin ettim. Bu çok zor bir şey değil bunu anlamak. Gençler Birliği kapanacak, Fenerbahçe'nin gelmesini bekleyecek, Fenerbahçe topa sahip olacak ve Fenerbahçe uyuduğu zaman da atağa çıkıp gol yapmayı düşünecekti. Ümit Hoca buna göre bir kadro çıkardı. Müdahale etmesindeki sebebin de şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kapalı defansları açmak için kenarları kullanır genelde rakip takımlar. Ama Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonlar göbekten oldu hep. Siz mesela eleştirdiğiniz duran toplarla pozisyon buluyor diye. Mesela bu sefer devamlı girilen ilk 3-4 pozisyon dikine oynanan ve direkt oyuncu eksiltip karşı karşıya yakalanan pozisyonlar oldu. Valbuena ve Alper'in büyük katkısıyla. Bugün şeyleri çok kullandılar. Kenarları çok kullandılar. Kenarları kullandı ama gol girişiminde yani oyunu açmak için kullandılar. Duran top dışında da çok etkili bir Fenerbahçe vardı bugün. Vardı ama yan toplardan gelmediler. Ümit Hoca da buna müdahale etti. Çünkü ortadan gelmelerini engellemek için bir müdahale etti diye düşünüyorum ben. Doğru. Ama sonrasında hani uyutacaklar dedim ya. Evet. Volkan uyudu. Konsantrasyonu dağıldı. Çünkü çok zordur. Volkan çok soğuk kaldı oyuna. Çünkü devamlı rakip sahada top oynandı. Döndü. Ve baktığımız zaman ilk çıktıklarında, kaleye geldiklerinde gol oldu. Gençler Birliği geldiğinde gol oldu. 25. dakikaya kadar kendi oyun planı değişmeden Gençler Birliği'nin kendi sahasında oynuyordu. Ve sonradan Gençler Birliği çıkmaya çalışırken de Ümit Hoca o 25 dakikada dedi ki bu sıcağa kar dayanmaz dedi. Bir müdahale etmem lazım etti. Dedi. Aslında müdahalesiyle biraz dengelenir gibi oldu. Dengelenir gibi oldu ama ancak Gençler Birliği topla iyi çıkamadı. Bu arada Fenerbahçe oyunun ikinci planında da Gençler Birliği topla çıkarken müdahale etmeye başladı. Yani hemen bir reaksiyon gösterip topu kazandı. Josef'le, Oğuz Kazan'la, Oğuz Kağan'la iyi ve bastı. Ve bunları iyi olarak değerlendirmeye çalıştılar. Sonucunda içeri girerken son dakikada, devrenin son dakikasına inilen bir gol var. Ama akabinde soyunma odasından çıktıktan sonra 48. 49. dakika atılan bir gol. Akabinde 10 dakika sonra 60'a doğru bir gol daha var. 2-1 artık yakalamışsın sen. Hocamın da dediği gibi artık koruma değil. Eğer biz diyorsak eğer sen Fenerbahçe'sin artık sen orada oyunun kontrolünü almayacaksın. Çünkü Gençler Birliği senden puan almaya gelmiş. Yani burada çok büyük bir kayıp. Zorundasın hoca olarak. Yani ya falan, hocam. Gençler Birliği bana niye geliyor abi? Puan almak için geliyor. Belli zaten. Yani şu kadroya baktığında belli hocam. İsteyen takımı sen zaten baştan, aslında Fenerbahçe'nin oyun başlangıcı oydu. Yani baştan bir gol bulup o direnci kırmak istiyordu. Yani direkten dönen topları vardı, baskı vardı. Bugün ama o gol gelince çok efor sarf etti. Evet. Ve oyunun son bölümünde iyice oyundan düştü hocam. Düştü ama bugün mesela ilk 45 dakikaya baktığınızda oynama isteği, arzuları, yardımlaşma çok üst düzeydi bugün. Kaybedilen topları çok kısa bir süre içerisinde baskıyla kazanmaları, Gençler Birliği de topu tutamadı. Tutamayınca o baskılık göründü. Tuttuğu topları da çıkarken hep kaybettiler hep hocam. Hep kaybetti. Kaybedince ne oluyor? Bu sefer tabii ki çok baskılı görünüyor Fenerbahçe. Evet, baskılı oynadı zaten. Oynadı yani. Görüntü evet ya Fenerbahçe oynadı. Belki de sezonun ilk kez bu kadar üçüncü bölgede kalabalık oynadığı bir maçını izledik Fenerbahçe'nin. Evet. Üçüncü bölgede inanılmaz kalabalıktı. Dönen toplar için baskı vardı. Oyun kurulmaması için rakip savunmadan çıkarken bile bir baskı vardı. Bence Fenerbahçe bugün her şeyi doğru yaptı. İlk 45 dakika için mi? Bütün 90 dakika için söylüyorum. Bir tek yanlışı vardı. Son 20 dakikada abi. Her şeyi doğru yaptı. Bence 90 maçın başından sonuna kadar doğru yaptı. Sadece bir şanssızdı. Futbolda şans diye bir gerçek var. Evet. Mehmet Topal o asisti yapmasaydı, Dirar kendi kalesine gol atmasaydı, Dirar kendi kalesine gol attı derken bu arada Volkan senin orada ne işin var derler adama. Volkan oraya o kesinlikle çıkmaması lazım. Sadece lazımdı. Dirar'a yazmaz o. Fenerbahçe bu akşam şanssızdı. Doğru, çok doğru oynadı bence. 90 dakikanın 90'ında da çok doğru oynadı. Bakıyorsun Fenerbahçe'nin hiç bu kadar çok gol pozisyonuna girdiği bir başka maç yok. Onlardan bir iki tanesini atsaydı, ilk öne geçen olsaydı o zaman bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Kaldı ki Mete Kalkaba'nın Gençler Birliği'ni 10 kişi bırakması lazımdı. Ya onun iler tutar tarafı yok. Hocam ama hakem hatasıdır. Hakem hatasıdır. Odur budur tamam onu da yazarsın ama şimdi şanssızlık var. İki tane kendi kalene gol atıyorsun. Topal'ın yaptığı da kendi kalesine gol atmak. Başka bir şey değil yani. Doğru. Şimdi İsla'yı da düşürüyorsun oyundan. İsla kademe yapıyor, koşuyu yapıyor. Herhalde ama beklemiyor kesti, çünkü Mehmet Topal kesti zannediyor, kesemeyince
Ama bir orada da işte sen topu takip ediyor olsaydı İsla, topu takip etmediği için koşusunu da bıraktı. Stoper oynamış bir oyuncu var. Hocam da zaman zaman oynadı stoperde. Yani Volkan'la Mehmet Topal arasındaki anlaşmazlıktan da kaynaklanıyor. Mehmet Topal, yani Mehmet Topal'ın arkası dönük. Volkan'ın bırak diye gelmesi lazım. İlk golde de iletişim hatası var. Orada da iletişim hatası var. Yani orada Volkan'ın şimdi Mehmet Topal'a topu bıraktırtması lazım. Öyle bir bağırması lazım ki dokunma. Zaten Volkan'ın kucağına geliyor. Ben bağırdığını düşünmüyorum. Türbünün en üstünden duyması lazım onu. Evet. O yani bırağı duyması lazım. Evet, yani doğru. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe gerçekten bugün çok doğru oynadı ama şanssızlığının kurbanıydı, net. Hani doğru otur, eğri oturup doğru konuşalım. Peki şimdi nereye kadar gidecek abi? Şanssızlık nereye kadar gidecek? Şanssızlık diye şey yapmıyorum. Oyuna müdahale vardır. Bir tek yanlış yaptığı şeyi söyleyecektim, onu söylemedim hocam. Oyuna müdahale de dediğim yerdi zaten. Yani şimdi değişiklik. Bana değişiklik yapıldı. Bu arada solda Lig Radyo dinleyicilerini de selamlayalım. Onlar da şu anda bizi dinliyorlar. Lig Radyo dinleyicilerine de selam olsun. Şu an Lig Radyo yayınıyla ortak yayındayız. Dinleyicilerimizi de selamlamış olalım böylece. Fenerbahçe'nin tek yanlış yaptığı şey, Aykut Hoca'nın bugün bu akşam tek yanlış yaptığı şey, bana birisi açıklasın. 2-1 öne geçiyorsun. Fernandao'yu, Soldado'yu çıkartıyorsun. Soldado da değişikliği anlayamadı zaten. Soldado'yu çıkartıyorsun, Fernandao'yu alıyorsun. Bunu bana niye yaptı? Ya bana 2-1 öndeyken. Yani evet. Yani bunu bana niye yaptı kardeşim? Bir tane gol yersin, Fernandao'yu atarsın, bir hamle yaparsın der, anlarım onu. Bunun, ya 2-1 öne geçmişsin ve ısırıyorsun da rakibi. Tek esprisi var abi. O da ben herhalde 2-1 artı koruyacağım. Belki Fernanda, topu şişiririm de Fernando topu alır. Yani düşün korumak Fenerbahçe. Korumak için sen Soldado'yu çıkarıp da oraya Fernando'yu almazsın. Evet hocam. Yani almazsın. Sen bir kere orta sahaya müdahale edersin. Yani orta sahayı güçlendirirsin. Atıf'ı alırsın. Elif'i alırsın. Kim alırsan alır. Hocam değil. Burada da Aykut Kocaman'ın hakkını yemeyelim. Yani hamle yapacağı oyuncu da çok fazla yok. Yani ya ikisi, bakıyorsun orta alan hamle yapabileceği zaten tek oyuncu Elif Elmas. Yani Samet belki kupada oynattığı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Samet. Yani çok fazla hamle oyuncusu da yok. Ama elinde olanları da doğru zamanda kullanman doğru gerekiyor. Doğru değişiklik. Tabii, yani zaten maç öncesinde tahminimiz neydi? Fernando oyuna girer, Elif Elmas oyuna girer, Atıf oyuna girer. Üçü de girdi zaten. Şimdi yani başka alternatifi yok. Bunları görüyoruz da o mu görmüyor yani? İşte ama 2-1 öndesin ya. 2-1 öndesin. Şimdi 2-1 önde olduğun bir maçta sen bu değişikliği yaparak neyi kastettin orada? Yani Gençler Birliği, evet kötü bir Gençler Birliği vardı bugün. Yani oyun anlayışı olarak hiç sahada yoktular. Gençler Birliği herhangi bir futbolcunun çok büyük bir katkısı olduğunu da düşünmüyorum ben takımına bugün. Hiç yoktu. Ama bunu onun için gelmişler zaten hocam. Yani hani oynasa da oynamasa da beşli savunma nereydik maçtan önce zaten fark otobüsü çekecek. Ama bu beşli savunmadan ama sen 25. dakikada vazgeçiyorsun zaten. Geçmek zorunda kalıyorsun. Ve yani o da karşılığını veriyor. Benzer şeyi sağ kenarında hocam. Siz de yıllardır sağ kenarındasınız. Yani şimdi bir sağ kenarında rakibe bakıyorsun. Beşli başlamış. Sonrasında dörtlüye dönmüş. Ya bir şey yap. Yani sen beş tamam hani oyunu kendi oyun mantalitesini rakibe kabul ettirmek eyvallah da senin zaten rakibi ezen bir oyun mantaliten yok sezon başından bu yana. Şimdi dolayısıyla rakip de bunu biliyor. Sen çalışıyorsun rakibi de rakip seni çalışmıyor mu? Çalışıyor. Evet. Ama sen bir şey yapmıyorsun ekstra. Yani beşliden dörtlüye döndü. Bu ne demek? Şimdi ben baskı yedim, bir şey değiştirmem lazım, orta sahada bir kalabalık olayım ben demektir. Evet. Orta sahada kalabalık olmayı düşünüyor hoca, bir şey yapıyor, sen bir şey yapmıyorsun. Yaptığın şey ne? Soldado'yu çıkar, 2-1 öndesin, Fernandao'yu al. Ya bunu niye yaparsın abi? Bunu zaman geçirmek onun, için onun 90+2'de yani yaparsın, onun yavaş yok çıkar. Onun yani oyuncu yok değişikliği dediğin şey sahayı iyi okumakla. Bir, ikincisi bu söyleyeceğimi lütfen çok dikkate alsınlar izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle. Fenerbahçe yönetimi artık şu seçim işlerini, artık şu kongre işlerini, artık şu toplu üye yapma işlerini, artık şu Ali Koç'tan gelen üyeleri kabul etmeme işlerini, bunları bir kenara bıraksın. Kulüp gidiyor. Kulüp baş aşağı gidiyor. Fenerbahçe baş aşağı gidiyor şu an. Freni boşalmış. Evet, kaybetmedi. Aman ne büyük sevinç. Kaybetmedi. İçeride kime orada kaybetmedin? Gençler Birliği'ne kaybetmedin. Kazanamıyorsun ki. Şimdi sen kaybetmedin. O işi ya bıraksınlar, sahaya baksınlar biraz. Sahada yarın takım yanıyor. Yarın Başakşehir kazanırsa 7 puanlı 45 ya yapıyor. 7 puan. 7 puan oluyor. Galatasaray kazanırsa 44 yapıyor. Bu arada 6 puan oluyor. Galatasaray maçında konuşacağız. Galatasaray maçının da kolay olacağını düşünmüyorum. Ki, yani elbette ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Yani sen yavaş yavaş şimdi maç yani büyük takımlar için, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için beraberlik belki o bir puan şampiyonluğu getirebilir ama kaybedilen iki puan şampiyonluğu götürür.
Yani yavaş yavaş uzaklaşıyorsun zirveden. Şimdi önümüzdeki hafta Başakşehir'e gidiyorsun. Yani Başakşehir'le bir berabere kaldın. Galatasaray bir kazandı 2 haftada. Fenerbahçe 3 haftada beraberlikle nerede 6 puan kaybetmiş olacak. Galatasaray bir anda öne fırlıyor. Yani bu lig, hesapları lig yapmak bitecek. Tabii aynen öyle. Şimdi Beşiktaş puan kaybetti mi? Kaybetti. Kaç puan bıraktı? 2 puan bıraktı. Beşiktaş için de çok büyük kayıp. Onu da Beşiktaş konuşacağız. Beşiktaş için onu konuşuruz da ben onu da dedim şimdi. Fenerbahçe'yi konuşuruz. Sen Beşiktaş 2 puan kaybetmişken içeride Gençler Birliği'yle oynuyorsun. Kazanacaksın, 2 puan farkını atacaksın. Ha, ama bir de şu var bak. Lütfen hakkını yemeyelim. Fenerbahçe gerçekten bence, yani sizce ilk 45, bence 90 kazanmak dakika. Kazanmak için her şeyi yaptı. Bence kazanmak için her şeyi ben yaptı. Ben ilk 45 dakikada her şeyi yani yaptığını düşünüyorum. Oyun futbol adaletsiz bir oyun. İlk 45 dakikada Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunun karşılığı adaletten ne anladığına odasına, bağlı. Soyunma odasına 1-0 değildi girmek. Haluk, adaletten ne anladığına bağlı. Bence de çok adaletli bir oyun. Sen adaletsiz diyorsun ya. Bence de çok adaletli bir oyun. O topu oraya atmadıkça kazanamıyorsun. Ya vuruyorsun. Adaleti yani. Bu. Ama atmak yani için her şeyi yapıyorsun en azından. Benim için ben bir futbol sever olarak bir takımın gol atmak için her şeyi yapması benim için çok değerli. Yani ben öyle bakıyorum. Ben bazen giriyor, bazen girmiyor. Ama iki tane top direkten dönüyor. Yani ne bileyim 7-8 tane gol pozisyonuna giriyorsun. İlk 45 dakika çok etkili bir Fenerbahçe. Yani yıllardır alıştığımız bir Fenerbahçe gibiydi. Yani taraftarın uzun zamandır özlediği, sürekli baskı yapan, ceza sahası içinde kalabalıklaşan bir ara bir pozisyon vardı hocam. Duran top gibiydi Fenerbahçe. 5-6 kişi ceza sahası içindeydi. Ben bu sezonu ilk kez gördüm bunu. Ha bu Gençler Birliği'nin oyunundan da kaynaklanıyor olabilir. Ona itirazım yok. Yani kendi sahasında beklediği için de olabilir ama ilk defa Fenerbahçe o kadar kalabalık girdi ve oynadığı oyunun karşılığı değildi bana göre. Maç sonunda maç biter bitmez yönetim istifa tezahüratları var Kadıköy'de. Yani yavaş yavaş gerginlikler var. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları var. Şimdi Fenerbahçe çok sıkıntılı günler yaşıyor ve saha sonuçları gelmeyince o sıkıntı daha da büyüyecek. Yani taraftarla arası zaten mesela bu 50 bin kişilik tribünler bu sezon neredeyse hiç de olmadı. Ne dersin? Yönetim, az önce sen yönetime parantez açtığın için oradan pas atayım. Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere hani seçim yarışı zaten kızışacak. Onunla ilgili bildiklerimizi söylüyoruz zaman zaman geldikçe. Seçim yarışı sırasında ortalık kızışacak ama benim algılamaya çalıştığım şey, anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir taraftan seçime çok kanalize olursanız, takımınız kötüyken yaşanan sıkıntılar size seçim de kaybettirir. Yani yanlış kararlar verirsiniz. Doğru kararlar alamazsınız. Bırakmışsınız tek başına Samandıra'yı bomboş. Olmaz. Bence artık şu bir an önce bir şeyler yapılmalı. Seçimdi, oydu, buydu değil. Artık Aziz Başkan işin işe artık masaya yumruğunu mu vurur? Ya da işte Aykut Hoca ile mi konuşur? Ne yaparsa yapsın artık iş çığırından çıkmaya başlıyor. Ya Aykut Hoca'nın çünkü çok büyük bu sezon kaybedilecek her puan, şampiyonluk yarışından uzak kalınacak her hafta Aziz Başkan'a eksi yazar. Ya yedek kulübesine bakıyorum. Tabii bu işler iyi gittiği zaman bunlar konuşulmaz. Bizi izleyen Fenerbahçe taraftarı da muhtemelen öyle tepki gösterebilir. Ben yedek kulübesine bakıyorum. Daha 1,5-2 sene önce 8 milyon euro gibi bir bonservis ödediğini Ozan Tufan kampa götürmüyoruz. Bugün Oğuz Kağan gencecik bir oyuncu. Her zaman destek olmaktan yanayım genç oyunculara. Ama yedek kulübesinde oturt. Yani senin Ozan Tufan gibi bir oyuncuya ihtiyacın var. Senin oynadığın futbol bas bas bağırıyor Ozan Tufan'a. Hocam şimdi bunlar biz diyoruz ki kadro yeterli değil. Ama sen zaten elinde orada kullanabileceğin ilk 11 oynatabileceğin milli takım oyuncusu beğenirsin beğenmezsin. Ama kimine göre iyi oyuncu kimine göre Fenerbahçe için yeterli değil. Ama Oğuz Kağan'dan daha iyi oyuncu hocam. Tabii canım. Yani ona baktığın zaman sonuçta milli takım futbolcusu. Aynen. Yani milli takım futbolcusu elinizde varken kendi iç dünyalarında ne yaşadı onu bilmiyoruz. Çok açık bir şekilde bilmiyoruz. Yani neler yaşadı, hocam, neler yapıldı falan diye. Hocam ben size anlatayım isterseniz. Kısada, neler yapıldı, kısaca, neler içi. Aykut Hoca, Ozan Tufan için elinden gelen her şeyi yaptı. Ozan ne yaptı ki yaptı. Yani? Ozan ne yaptı bu noktaya geldi? Ne yaptı söyleyeyim. Gencecik hani bir oyuncu ya, 21 yaşında. Bir röportaj veriyor Ozan Tufan. O röportajda diyor ki muhabirler soru olarak... Ya bu işte nihayet kendine işte yeni hoca bak işte özel hocayla çalışıyorsun işte bu fitness görüntüleri paylaştı ya bir hani 2 kiloluk dumbbell falan kaldırıyordu 1-2 kiloluk. Pilates yaparken kullanılan dumbbell'lar gibi. Şimdi onları görüntü yapıyor böyle bir soru soruyor görüntü paylaşınca. Ya diyor benim diyor ihtiyacım yok ki diyor böyle şeylere diyor.
Benim ihtiyacım yok ki diyor. İşte kulübe çok baskı yaptılar. Kulüptekiler sevinsin diye özel hoca tuttum ama hiç benim ihtiyacım yok diyor. Sonra Fenerbahçeli yetkililer bu röportajın bu kısmının yayınlanmamasını rica ediyorlar ve yayıncı kuruluşta, yani yayıncı kuruluş derken yanlış anlamasın sen, yani röportajı yapanlar bunu da yayınlamıyorlar. Ama bu tabii Aykut Hoca'nın da kulağına gidiyor, Aziz Başkan'ın da kulağına gidiyor. İş orada kopuyor. Ama bu arada Aykut Hoca ve yönetim Ozan Tufan'ın kendisini geliştirmesi için aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorlar. Her şeyi. Bir futbolcu gelecek ama Ozan Tufan, hani derler ya NATO, kafa NATO mermer. Ama onun sonucunda iyi performans gösterdi. Yani şimdi bunu söylediği bir oyuncuyu bir anda sende çok yanlış. Sahip çıkıyorsun. Yani. Buna saygı duyuyorsun değil mi? Antrenman. Yani kötü günde Ozan'ın kötü olduğu dönemlerde sen sahip çıkıyorsun. Çıktı. Bunu sahaya çıkıyorsun. Evet. Bu kadar taraftar onu yuhlarken veya onu hani aksi tezahürat yaparken diyelim. Hı hı. Tepki gösterirken. Aa, tepki gösterirken. E şimdi forma iyi oynarken oynatmıyorsun. Ya, hocam çok iyi oynarken kesti ya. İşte onu söylüyorum. Forma yani çok giriyor, iyi oynarken Mehmet Topal'la Josef'e döndü. Oynatmıyorsun. Ya aynı bugünkü olay. Şimdi Fernando konuştuk yayından önce, şey maçtan önce. Ne dedik? Ya Soldado hepimizi şaşırtmadı mı şu anda bugünkü kadroda? Ben bugün ilk 45 dakika yani performansı bayıldım. Fernando o kadar güçlüyken niye ondan başlamıyorsunuz? Yani bakın Aykut Hoca'nın yapmış olduğu, yani dışarıdan bakıyorum, eski bir futbolcu olarak bakıyorum ama ya baktığım zaman hani büyük bir camiayla oynuyor ya. Hocam siz bir de şimdi eski futbolcusunuz yani, ama bak, bir yandan da masanın o tarafında biliyorsunuz. Yani takım çalıştırdığınız teknik adam olarak görev yaptığınız giderken, masanın o tarafını kötü biliyorsunuz. Kötü giderken siz takım üzerinde zaten kısıtlı bir kadronuz var. Onu çok fazla oynamazsınız, çok fazla bozmazsınız. Bir sistem oturtursun. Oturtursun. Bir kadro oturtursun. Bak Şenol Hoca'ya. Ezberletti. Bitti. Sokakta 3 yaşındaki çocuğa sorsam bugün şimdi Beşiktaş'ın kadrosunu, ideal kadrosunu sana bölge bölge sayar Abinak. Haftaya kadroyu sayamayabilirsin Fenerbahçe aynı kadroyla mı çıkacak ya da hangilerini oynayacak bilemiyorsun. Valbuena oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. Alper de oynayacak mı oynamayacak mı? Soldado mu Fernando mu oynayacak? Soldado da oynayacak mı? Bilemiyorsun. Bakalım maç sonu açıklamalar geldi hocam. Oyuncuların maç sonu açıklamaları. En çok sevdiği. Onlar maç sonu konuşmalar. Evet ya. Onlar önemli. Hemen arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Gençler Birliği kalecisi Hopf. Almanca öyle okunduğu için Gökhan Almanca gibi. Kafa gibi. Peki Gençler Birliği kalecisinin açıklamalarını ekrana getiriyoruz. Sezonun en zor maçlarından biri olacağını biliyorduk. 1-0 öne geçmişken yediğimiz goller bizi üzdü. Ardından beraberlik golünü attığımız için mutluyum. Puan aldılar. Bizim için her puanın önemi büyük. Alabildiğimiz kadar çok puan almalıyız. 7 maçtır yenilmiyoruz. Bunun olabildiğince devamını devam ettirmek istiyoruz diyor. Almanca konuşunca Türkçe'ye biraz sıkıntılı söyleyeceğim. Yoksa çok güzel Türkçe konuşursunuz. Ahmet İlhan aldığımız bir puan bizim için altın değerinde. 7 maçtır yenilmiyoruz. Güzel bir çıkış yakaladık. Bu ivmeyi devam ettirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Yani Gençler Birliği cephesi bir puandan mutlu. Ya şöyle baktığın zaman mutlu tabii. İşte yani Karabük yenmiş, Antalya yenmiş. Şimdi Fenerbahçe gibi zorlu bir deplasmandan bir puandan dönüyorsunuz. Çok yani önemli. Çok önemli. İsta'ya bakalım. Fenerbahçe'nin sağ beki. Çok çok büyük bir üzüntü yaşadığımız bir akşam. İyi oynadığımız bir maçtı. Pozisyon olarak çok fazla pozisyona girdiğimiz bir maçtı. İki hata yaptık. İkisi de rakibin istediği gibi sonuçlandı. Bu hataları çok sık yaptığımızı görüyoruz. Bunlardan birini de ben yaptım. Konya deplasmanında geri pas. Orada da bir gol yemişti Fenerbahçe. Çalışmak zorundayız. Taraftarımızı geri kazanmak için çalışmak zorundayız. Yani taraftarımızı kaybettik diyor. Böyle durumlarda insanlar negatif noktalara odaklanıyor. Sadece negatifte düşünmemek lazım. Lig henüz bitmiş bir şey yok ligde diyor. Yani şu anda evet ligde henüz bitmiş bir şey yok ama yarın Başakşehir'i kazandı. Haftaya Başakşehir Fenerbahçe'yi yendi. Puan farkı 10 oluyor. Yani artık bence Fenerbahçe için lig biter yani. Eğer bu yani, söylediğim senaryo yani gerçekleşiyor. Şunu da göz ardı etmemek lazım. İsla bir şeyin de görselini çiziyor. Herkes negatife odaklanıyor ki işler kötü gittiği zaman diyor. Ya bir kere Fenerbahçe takımında hani maç öncesi yayında söyledim ya, pozitif anlamda takım gibi bir görüntüyü izlediğimiz bir maçtı bu bugünkü. Ya yani bugün ben gerçekten sahada kazanmayı isteyen, mücadele eden, bol gol pozisyonuna giren bir Fenerbahçe izledik. Doğru. Ve ben böyle bir Fenerbahçe izleyeceğimizi de tahmin etmiyordum. Ama futbol hep ne diyoruz? Sonuç odaklı bir oyun. Sonuç. Atamıyorsan haksızsın. Evet. Kötü hocasın, kötü topçusun, büyük hata yaptın. Bunların hepsi söylenecek. Gökhan ama bugün burada şimdi biz aşağı yukarı 25 dakika, 30 dakikaya yakın
zamandır konuşuyoruz. Fenerbahçe ile ilgili yaptığımız her yorumda Fenerbahçe'nin bugün çok iyi oynadığını söylüyoruz. Bireysel hatalarla puan kaybediyor. Ama senin dediğin gibi sonuç odaklı kazanamadı bugün Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe eğer bugün sergilediği futbolu yani sezona yaymış olsaydı, ligin birinci haftasından itibaren bu futbolu oynamış olsaydı, bugün Fenerbahçe çok daha fazla puanlar almıştı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bugün Gençler Birliği iki kez geldi, iki savunma hatası, iki tane gol. Yani bunlara tamam. Bir maçta tölere edersin hocam ama uzun vadede çok Fenerbahçe ya bir teknik adam da şunu da ortaya koyalım hocam. Yanlışlarını lütfen düzeltin beni. Buyur. Yani bir teknik adam da bu kadar bireysel hataya yapabileceği bir şey yok be kardeşim. Ya yok, ne yapacaksın ki bu kadar bireysel hataya? Aykut Hoca adına söylüyorum. Yani ne yapabilirsin ki? Adam kendi kalesine gol atıyor. Hep ya böyle oluyor. Hocam hep böyle oldu ama. Yani onu tabii ki hocam hiçbir okumada, şey yapamaz. Son derece haklısınız hocam. Ben de zaten söylüyorum. Evet ama ya bir de şanssızdı diyelim yani. Büyük şanssızlık. Zaten yani. Bugün Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını hepimiz hemfikiriz. Herkes hemfikir yani bunda. Fenerbahçe'nin iyi oynadığını. Fakat burada şimdi hafta içerisinde yapılan açıklamaları tabii ki Aykut Hoca başka şeylere çekmeye çalıştı. Oradaki o açıklama şampiyon olamayız, şey yapamayız. Bugün bakıyorsun bugün şimdi 20. dakikada Gençler Birliği 10 kişi kalabilirdi. Onu da bugün çıkıp maçtan sonra söyleyebilir. Son yani derecede hakkıdır. Ama hocam şimdi evet... Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da zaman zaman aleyhine hakem hataları oluyor mu? Oluyor. Bazen bazı sezonlarda bazı takımların lehine fazla aleyhine daha fazla olduğu oluyor mu? Oluyor. Ama uzun vadede öyle ya da böyle bir şekilde o iş dengeleniyor. Yani bugün Aykut Kocaman hakemle biz bu hakemlerle şampiyon olamayız diyor ama içeride Beşiktaş'la oynadığı maçta Beşiktaş'ın yani bir metreye yakın bir pozisyonu var. Ofsayt'la alakası yok. Negredo devamında gol yapıyor. İşte verilmeyen penaltısı var. Verilen penaltılar, kırmızı kartlar falan. Hani Ali Palabıyı yerden yere vurduk. Yani o da bu sezon oldu. Yani Aykut Hoca'nın biraz daha temellendirmesi lazım. Şu olabilir. Ben Fenerbahçe iyi futbol oynar. Coşkulu oynar. Oynadı rakiplerini işte, ezer. Ezer. Hakem hatalarıyla kaybeder. O zaman ben Aykut Hoca'ya hak veririm. Ha. Ama yani sen onlar hiçbir şey eskide kaldı. Bak onlar artık bahane değil ya. Mesela Şenol Hoca da takvimden bahane ediyor. Yok 3 günde bir maç yapacağız. Çok acil oynamamız gereken maç. Onlar eskiden ya. Vizyonunuzu genişletin kardeşim. Onlar eskiden de 3 maçta 3 günde bir maç. Ey abi Barcelona'daki oyuncu değil mi? Oynuyor. Ama onlar alışmışlar. Yani önceden bu yöne devamlı haftanın. Can ama şöyle bir şey var. Beşiktaş 3 günde bir oynuyor doğru. Salı günü kupada oynadı. Cuma günü ligde oynadı. Çarşamba Fenerbahçe oynadı. Cumartesi oynadı. Perşembe Galatasaray oynadı. Hatta deplasmanda oynadı. Yine deplasmana gidiyor. Yani hepsi 3 günde hepsi bir oynuyor. Hepsi eşit ama Beşiktaş'ın buna daha tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü onu söylemeye çalışıyoruz uzun zaten. Süredir böyle oynuyor. 2 senedir alışması zaten Şampiyonlar Ligi'ndesin. Şey Avrupa Kupalarındasın. Zaten sen bir şey yapıyorsun. Ya bunlar mesela işte hakem bize vermedi. Ya vermediyse vermedi abi. Ya vermedi bitti. Bırakın abi onu bırakın. Bir tarafa unutun yani. Bir ya unutun sen diyebiliyor yani. Musun? Takımın bu şekilde oynuyor. Eziyoruz şey yapıyoruz. Biz sadece rakibi değil biz hakemi de yenebiliyoruz diyecek misin? Bunu o gücün var. Bugün yeniyordu işte hocam Fenerbahçe. Ya ama yenemedi. Hakemi yenebiliyor. Ama yenemedi. Ama şimdi şunu işte da eğri ortalık doğru konuşalım. Mete Kalkavan bugün normal şartlarda Gençler Birliği'nin maçı 10 kişi tamamlaması lazım. Tamam ben hepimiz aynı şeyi söyledik zaten. Evet. Hepimiz aynı şeyi söyledik. Bunda bir sorun yok. Kart görmesini engellemeye mütece oldu. Sen bu insanın iyi niyetli mi, art niyetli mi olduğunu zaten o kenardan görüyorsun. O zaman ne diyeceksin oyuncularına? Gelin kardeşim soyunma odasında. Tamam Gençler Birliği kapanıyor. Aynı oyuna devam. Hatta hakemi de yeneceğiz. Diyebiliyor musunuz? Ümit Hoca demiş ki 4 büyük takım da hakemden şikayet edecekse diğer 14 Anadolu takımı ne yapsın demiş. Birazdan ayrıntılı açıklamaları da gelecek. Yani bir de o tarafından baktığımız zaman yani şimdi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Başakşehir'in, Trabzon'un aleyhine yapılan hakem hatalarını yana koyup bir de öbür tarafa 14 takım koyarsak dediği haklı hocanın. Yani biraz da hakkaniyetli yaklaşmak lazım. Ama şu bir gerçek yani hakemler gerçekten çok formsuz. Ya. Çok formsuzlar hocam. Ya inanılmaz bu sezon değil ki sadece ya. Hocam. İnanılmaz yani son iki sezondur inanılmaz formsuzlar. Hocam yani bir standartları yok. Bir pozisyona yani bazen faul çalıyor bazen çalmıyor. Bir pozisyona bazen penaltı çalıyor bazen çalmıyor. Yani bir standartları yok. Bence en büyük sorunumuz hakem konusunda o. Gökhan hafta içinde Aykut Hocam'ın açıklamasını sen nasıl yorumlarsın? Yani bu hakemlerle biz ne Türkiye Kupası'nda ne de ligde şampiyon olamayız. O dosyayı açalım. Yani açıklamalar gelmeden. Peki açalım. Açalım da çok hayırlı olmaz açmak. Açalım. Bence konuşulması gereken çok önemli bir gündem. Yani onların dönüşü de
takımı olumsuz etkiler, taraftarı olumsuz etkiler. Fenerbahçe teknik direktörü bu şekilde konuşamaz. Bak konuşmaz demiyorum. Fenerbahçe teknik direktörü bu şekilde konuşamaz değil. Konuşmaz. Yapamazsın bunu. Hakemi de yeneriz. Onu da yeneriz. Herkes yeneriz diyebilirdi hocam. Sen. Fenerbahçe'li Aykut Kocaman'sın. Fenerbahçe'yi belki de en çok şu anda aktif olarak yaşayan Fenerbahçe'de pardon, Aykut Kocaman'dır. Ondan daha iyi kimse bilemez Fenerbahçe'yi şu an, değil mi? Doğru. Sen böyle konuşamazsın ya. Bir dert yanmak istedi. O dert yanmak istedi. Bu şekilde talihsiz belki çok bazılarına talihsiz açıklama gelmiş olabilir ama yani gene de iyi yerinden baktığınızda hakemler bizi birazcık dışarıda görüyor. Ya yani, savaşa gidiyorsun. Savaşa giderken ben ordunun tamam komutanıyım, diyorum ki bizim bu savaşı kazanma şansımız yok. Aşağıya nasıl sirayet eder hocam? Aşağıya yani, bırak. Haksız mücadele var diyor mesela. Kaydı. Yani ben diyorum ki haksız mücadele var diyorum. Sadece belki hakemler tarafından dikkat çekilmesini istediği için, daha dikkatli kararlar vermesini istediği için, belki bu Fenerbahçe taraftarının bir açıklama değildir de hakemleri biraz daha dikkatli olmaya çağırma anlamında. Daha farklı bir üslup senin bu açıklaman. Şu açıklaman yani biz işte ne kupada ne ligde şampiyon oluruz açıklaması herkesi zaten soğutuyor bir kere. Taraftar yok ya. Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Ya kazansa... Siz bu kadar boş türbünü oynadınız mı Fenerbahçe'de? Bizim o zaman bir türbün yapılıyordu ya. O taraf benim boştu. Ya, oranın dışında. Ama oranın dışında fulldü hocam. Orası boştu yani. Ama fulldü hocam. Yani onun dışındakiler fulldü. Tabii tabii. Onlar yani sayıya vursan şey, yine bugünden fazladır hocam. O bir türbünün evet olmamasına rağmen. Evet. Evet doğru diyorsun. Türkiye Kupası maçı olduğunda oynanıyordu bugün böyle. Bugün yensen bugün yapıyorsun 40. Değil mi? Evet hocam. Yani 38'di. 2 puan daha koydun 40 yaptın. E sen yukarı oynuyorsun ya. Sen şimdi gündemi değiştirmek için hakemleri değil. Ben de o zaman şunu sorarım sana. Yani hakemleri bu kadar şey yaparken bugünü geçiyorum. Bu zamana kadar senin takım ne oynadı? Kaybetmeyen ama kazanamayan bir Fenerbahçe. Ama ne oynadı? Oynamadı hocam hiçbir şey. Zaten yani hiç haftalardır onu konuşuyoruz. Şimdi sen bu türbünler eğer bozsa biraz da bunu sorgula. Yani istatistik %75 top bende. Tamam. %75 top sende olduğu zaman bugün hariç diyorum. Kaç tane pozisyona giriyordun? 3. 90 dakikada. Değil belki mi? Evet. Topa hakimken. Yani üç. Sen elindeki gücü aslında bilmiyorsun. Ama işte yani bilmiyorsunu ben kabul etmiyorum. Ya hocam, bugün hocam Bambayna yanında yani tutuyorsun, direkt oynatıyorsun. Yani şunu, en basit örneği ben bu. Ben bitireyim. Eğer bu takım bugün izleyip de bu gücün farkına varmıyorsan bir sorun var. Doğru. Yani egolarını bir tarafa bırakmak zorundasın sen. Ego yapıyor ya. Yani egolarını bırakmak zorundasın. Sen ne diyorum yapmış olduğun açıklama bir camiye, koca bir camiye taraftarlarını 250 milyon TL'lik bir paketten bahsediyorum hocam sana. Evet, Aykut Kocaman'ın Ozan Tufan'la, Valbuena'yla, Alex'le, Ahmet'le, Mehmet'le takımdaki herhangi bir oyuncuyla sorun yaşama lüksü yok hocam. Böyle bir lüksü yok. Takıma nasıl koca Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa 250 milyon TL kasasına koyacak. Olamazsa koyamayacak hocam. Bu kadar basit. Bu ki artık elinde oyuncu yokken bu artık biri. Aynen. Onu söylüyorum. Yani 250 milyon TL'lik bir paket. Yani kimsenin egosuyla uğraşacak vakti yok kulüplerimizin. İşte ben ama de işte kendi egosunu oraya tatmin etmek için sen büyük bir camiayı yok ediyorsun ya. Ona biraz önce Gökhan'ın dediği gibi çok doğru. Yani yönetim de şimdi mesela işte seçime hazırlanırken tabii. Ben niye onu söyledim? Yani ben bunun için söyledim. Hocam kulaktan kulağa Fenerbahçe transfer yasağı geleceği söyleniyor. Sen orada net duruyorsun ki. Hocam Fenerbahçe transfer yasağı gelme ihtimalinden bahsediyor. Fenerbahçe teknik direktörü diyor ki beni ben bu sene şampiyon olamam. Tamam. Ve Fenerbahçe yönetimi de susuyor. Tarih yazmaz böyle bir şeyi. Bakın. Tarih böyle bir şey yazmaz. Ama o bir iletişim stratejisi bence. Onlar oturup karşılıklı plan yaptıkları kesinlikle bir strateji. Ya gündemi değiştirmek tabii, için aynen. Başka yere yani kendi takımının ama kötü oyununa değil de başka bir gündem olduğunu yaratmak için. Hocam şimdi herkes biliyor. Aziz Yıldırım da biliyor. Aykut Kocaman da biliyor. Bütün Fenerbahçe yöneticileri de biliyor ki bu kadro ne Galatasaray'ın kadrosundan iyi, ne Beşiktaş'ın kadrosundan iyi, ne Başakşehir'in kadrosundan iyi. Öyle ya da böyle yani hiçbirine hakem hatası lehine ya da aleyhine yapılmasın. Fenerbahçe'nin, ligi Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın üzerinde bitirme ihtimali bana göre yok. Onlar da biliyorlar bunu ve işi başka boyuta çekmeye çalışıyorlar. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok benim nezdimde. Ben senin gibi düşünmüyorum. Yani bugünkü futbolu gördükten sonra ben senin gibi düşünmüyorum. Yani isteyince oynayabiliyor musun? Yani o gücün var elinde senin. Yok hocam sen, ya.
Vallahi ya, yok hocam. Tamam, bu bak sezon... ne diyoruz? Gençler Birliği sana müsaade etti. Aynen. 5 işte defans oyuncusuyla. Müsaade etti, her şeyi var. Pozisyona girdin mi? Girdin. Tamam. Bu güç var mı? Var. Bu baskı altına alabiliyor musun kendi sahanda? Alabiliyorsun. Kaç tane kendi sahanda bu kadar baskılı oynadığın maç var? Hocam, yok. Arkadaşlarımızdan bugün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'ini bir ekrana getirmeni ondan rica önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilir. Ondan önce bir şey söyleyeyim. O hazırlanana kadar. Bugün Fenerbahçe muhteşem top oynadı bence. Doğru. İlk 45'te harika top oynadı. Evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Bu hani 2 sene boyunca dedik ya Beşiktaş işte ligin en güzel şeyi. Bence Beşiktaş'tan da daha güzel top oynadı ilk 45'te. 90'da da iyiydi. Bizi şaşırtan şu kadroya konuşuyorsunuz ya. Fenerbahçe kendi içinde iyi oynadı. Bak. Yani Fenerbahçe'nin genel performansı sezona baktığımız zaman ilk 45 dakikayı çok iyi buluyoruz. Bu oyunu kim oynadı? Bu oyunu. Bu kadro oynadı. Bu kadro oynadı. Bu oyunu bu kadro oynadı. Konuştuğumuz oyunu bu kadro oynadı. İlk 45 dakikadaki şimdi, oyuncular yokken diyor. Yalnız, oyuncular yokken dediğiniz kadro bunu oynadı. İlk 45 dakikadaki oyunu yalnız Gökhan'cığım özür diliyorum araya gireceğim. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Başakşehir'in oyunuyla kıyaslayalım. Yani bu 45 dakikayı biz Fenerbahçe, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Başakşehir'den o kadar çok izledik ki Fenerbahçe'den ilk kez izliyoruz. Başakşehir bunu yakalasaydı. Onlar yayıyor. 90 dakikaya yayıyor. Doğru. Bunu. Sen 45 dakikada bunu yaptın. Onu anlatmaya çalışıyorum tamam, size. Yani yeterli kadro sen değil bir bence. Yeterli bir kadro. Ya şu bugünkü değil. Hocam yani baktığımız Trabzon zaman maçındaki kadro yeterli. Evet değil. Kadroya ama baktığımız zaman güç hocam var diyorum ben. Stoperlere bakıyoruz. Mehmet Topal. Ben de hocayla aynı şeyi söylüyorum. Sen fırsat vermedin mi? Araya bir gireyim dedim başka bir tarafa çevirdim. Ama şöyle bir şey var. Abi şöyle bir şey şimdi, var. Ben özür diliyorum. Estağfurullah. Böyle gir kardeşim. Böyle bir takımı şu an Gençler Birliği'nin kapanmasını Başakşehir yakalamış olsaydı emin olun çok açarlardı. Farklı olacaktı. Çok güzel açarlardı. Açacaktı ve 3-4 daha belki 5 olacaktı. Ve emin ol oyunun ikinci planında defansif Gençler Birliği'nin kontra atağında uyumayacaklardı. Çünkü bunlar hep çalışıyorlar. Hem bir yönünü hem diğer yönünü çalışıyorlar. Tabii ya. Yapmamış hocam işte oyunu var. Fenerbahçe'nin bugün sahaya çıktığı 11. Alper'i bir kenara koyuyorum. Bugün bence sahanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Alper Fenerbahçe'nin Valbuena ile Alper'i bir kenara koyuyorum. Yani çok üst düzey performans sergilediler ki o yani Fenerbahçe'nin göze hoş gelen futbolunun en önemli iki oyuncusuydu. Evet. Başrol oyuncusuydu. Soldado da etkiliydi. Şimdi Dirar, Oğuz Kağan, Neuschneider, o bölgede Mehmet Topal, Hasan Ali. Yani bu oyuncularla Fenerbahçe nasıl şampiyonluğa oynayacak hocam? Bak şampiyonluğa oyuncuyla tabii ki iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır da şöyle de bir realite var. Kimler sakat bir çıkarsınlar. Söyleyeyim ben hemen hocam. Bir çıkarsınlar sakatlara. Neyi çıkarsınlar hocam? Duymadım ben. Olmayan şu Giuliano, oyuncular. Giuliano yok. Evet. Yansen yok. Evet. Şikertel yok. Evet. Ondan sonra başka da Neto, yok. Neydi? Neto yok. Neto. Tamam, olsun oynatmıyor Neto'yu zaten. Koy evet. Mevki olarak onları buraya yerleştir. Ama şimdi Giuliano'yu koydum. Kimi çıkartacaksın oradan? Ya Alper'i çıkartacaksın ya Valbuena'yı. Zaten sorun orada. Yine Alper'i çıkarttığın zaman ki Alper'i oynatmıyor. Giuliano'yu koyduğun zaman oraya yine değişen bir şey olmayacak. Zaten Alper sahanın en iyi oyuncusu. Bugün Soldado'yu beğendik. Yansen olsa Soldado'nun yerine Yansen oynayacak. Yani farklı bir şey yapmayacak. Ama gene de daha coşkulu oynayan bir ekipte eski sakatlar varken. Evet. Yani evet. Sakat olan oyuncular oynarken daha coşkulu vardı. Şu eksik kadro bize bunu oynuyorsa eksikler geldiği zaman daha da iyi oynayacak. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bir oyuncu grubunu takım yapman lazım. Takım. Takım olgusunu oturtman lazım. Takım olgusunu oturtman lazım. Birisi faul yaptığı zaman sana 9 kişi birden rakibe yüklenecek. Bir pozisyon yerde mi kaldı takım arkadaşın? Ayaktaki 8-9 kişi rakibe gidecek. Ne yapıyorsun ya da hakeme gidecek. Bugün gördük onu. Ama bak ligin kaçıncı haftasındayız ya? Daha 20, yeni görüyoruz. 20. hafta. Daha yeni görüyoruz. 20 hafta oldu. Önümüzdeki bak, sene Fenerbahçe'den cepten yemeye, yani? Sen cepten yemeye niye devam mutlansın? Ettiğin sürece bunu hiç oluşturamayacaksın. Şimdi biraz oluşturdun görüyoruz ha. İlk 45'te. Kazansaydın önümüzdeki hafta Başakşehir'de bambaşka bir Fenerbahçe daha özgüvenli olurdun. Ümit Özat'a bakalım neler söylemiş. Hocayı da yayına alsın bizim hocayı Yaşar'ya. Hocayı arkadaşlarımız ararlar. Telefon değil ya orada canlı yayın var ya. Oyuncularımı kutluyorum. Hiçbir rakipten çekincem yok, kaygım yok. Bunu söylemiştim. Hafta içi Beşiktaş, bugün Fenerbahçe, yine Beşiktaş, sonra Trabzon. Çok zor bir fiksüre, yani zaten bu fiksürde bırakmıştı aynen hocam görevi. Çata çat oynayacağız. Tek kaygım yapılan algı operasyonuydu. Dört büyük takım da hakemlerden şikayet ediyorsa Anadolu takımları ne yapsın?
Devre arası nahoş olaylar yaşandı. Ben Fenerbahçe'de 5,5 yıl kaptanlık yaptım. 3 şampiyonluğu alın teriyle kazandım. Alın teriyle kazanmanın nasıl olduğunu ben de bilirim. Fenerbahçeliler de beni bilir. İlginç şeyler olmuş devre arasında. Ümit Hoca'yı üzmüşler. Oyuncum yerde yatıyor diye eleştiriyorlar. Maçın 20. dakikasında zaman geçirmeyeceğini 20 yıl futbol oynayan bir insan olarak iyi bilirim. Fenerbahçe'nin puan kaybının nedeni oyuncunun yerde yatması değil. Kimsenin bana gönül koymasına gerek yok. Tribüne yöneticilerin girmesi de hoş değil. Ben takımımın başarısı için elimden geleni yapmak zorundayım. Tribüne mi? Ümit abi biraz duygusallaşmış. Evet, yani tribüne yöneticilerin girmesi de hoş değil demiş. Yani arkadaşlarımızdan rica edelim. Yani, yasaklayacak mı artık girmesi? Öyle de. Bir acaba tanesi girer de. Akreditasyon olan girer de. Acaba onu mu demek? Tribüne değil de soyunma odasına bence. Soyunma odasına mı dedi? Bence o söylediği o olabilir. Tribünde çünkü. Nerede oturacak? Hocaya sormak lazım. Yani. Böyle imkan varsa hoca bağlansın. Hocaya bağlanırız. Arkadaşlarımız ben şu mesaj atayım da hocam. Şu anda bizi duyuyorlar. Ümit Hoca. Ama şu anda basın toplantılarına falan girecek. Biraz daha vakit alabilir. Yani yarım saati bulabilir. Tamam. Oradan çıkması lazım o hengameden. Bu skorun etkisini abi özür diliyorum. Etkisini Konya, Başakşehir, Sivas Galatasaray maçından sonra göreceğiz. Doğru söylüyorsun. Yani bu etkiler puan sıralaması nasıl değiştirecek? Tabii ki ama varsayım üzerine yani, söylüyorum da hocam. Şu anda sen kendi sahanda Gençler Birliği'ni yenemiyorsan Başakşehir yendiği zaman zaten... Hocam eğer başka bir skorlar alınırsa süt liman olacak yine her şey. Tabii ya ki doğru şimdi, değil. Süt liman olacak kısmında... Belki Gençler Birliği'nden iyi ki puan aldık. Ama diyecek hocam işte ne diyecek? Ben de onu üzülüyorum hocam işte. Bu Trabzonspor için de geçerli. Kendi sahanda oynadığın her takımı kardeşim sen ezmek zorundasın. Evet. Kim isterse 5 değil 10 tane defans oyuncusu olsun. Ben de onu söylüyorum hocam işte. Hakem kırmızı kart verdi vermedi değil abi. Sen o coşkulu oyunu göstermek zorundasın. Bu her takım için geçerli. Her takım. Şimdi bak Fener Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'de puan kaybediyor. Senin dediğin gibi hani unutulacak, süt liman olacak, tekrar bilmem Beşiktaş'ın ne. Beşiktaş'ın gidi gözüne sonra. Şimdi bak yarın çok güzel bir şey yazdın orada. Yani öyle olur mu bilmiyorum ama. Şimdi diyelim ki Melipol Başakşehir puan kaybetti. Galatasaray'da puan kaybetti. Yine iş yürüyecek. Yine şampiyon oluyor. Bu sefer ne olacak? Suni gündem. Biraz daha ümitlenecek. Ya kardeşim buldun mu at be kardeşim. Bitti. Yani. Buldun mu at abi. Atamıyorsan olmuyor. Atsa işte. Ve onlar puan kaybetmiş olsa ne olacak? Bir de öylesi var. Aynen öyle. Bitti sana bir şeyler yani. Geldi gitti ama ne oldu? Kulağına bir şeyler söylediler mi? Yok. Söyleyecekler. Şimdi yani lig bambaşka bir hal almaya başladı. Bir de enteresan bir istatistik belirtiyor arkadaşlarımız. Bu sezon 20. haftasını oynuyoruz. Fenerbahçe geriye düştüğü hiç maçı çevirememiş. Kazanamamış. Yani nedenleri belli ya. Çünkü öne geçiyor koruyamıyor bir de. Öne geçiyor koruyamıyor. Fenerbahçe zaten 10 tane maç. Yani doğru evet. Fenerbahçe zaten 10 tane maç kazanmış ya. Maç kazanamıyor yani. Ki. Yani evet şimdi herkes diyor ki Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın oynattığı sistemde maç kaybetmiyor. Doğru. Yani 12-13 maçtır oynadığı maçların hiçbirini kaybetmiyor. Ama kazanamıyor da. Berabere bitiyor. Geçen hafta Trabzon deplasmanı. İşte bu hafta böyle. Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda beraberlik. Bu hafta Giresun'la deplasmanda beraberlik. Yani beraberliğe fikslenmiş bir takım haline geldi Fenerbahçe. Hocam beraberlikle büyük takımlarda galibiyet arasında mağlubiyet arasında çok büyük fark yok. Yok Giresun'u yendiler. Giresun'u yendiler. Giresun'u doğru hocam son dakikada penaltı golü geldi. Özür dilerim. Onu yendiler. Şimdi oynattığı sistem tabii ki yani Aykut Hoca'nın yıllardır hep aynı şeydi. Aynı sistemde gidiyor. Benim oynattığım sistem bu diyor. Bunu kabul ediyorsanız ben geleyim diyor. Ama futbol bambaşka bir çağ olmaya başladı. Abi. Devamlı değişiyor hocam. Sürekli yani günde değişiyor artık. Yani sen antrenman drillerin değişiyor. Her şey saniyede değişiyor bir anda. Yani biri çıkıyor başka bir şey oynatmıyor. Pep Guardiola çıkıyor başka bir şey oynatıyor. Haydi herkes onu oynatıyor. Biz kendimize hani biz bir şeyler üretelim. Biz bir yeni bir şeyler yapalım. Yok. Onda yokuz zaten. Aykut Hoca gerçekten bir camiayı küstürdü ya. Bir arkadaşım mesaj attı. Maç esnasında mesaj attı bana. Eskiden diyor Fenerbahçe maçları olduğu zaman diyor orada Bağdat Caddesi'nde diyor. Panayır yeri iyi bulurdu hocam. Panayır yeri formalılar geçemezdik diyor. Bugün diyor gittim oraya diyor 4-5 tane diyor var diyor ya. Hocam 4-5 tane. Bir insan
3000 lira maaş kazanıyor diyelim. Bu sadece Aykut Hoca'nın yaptığı bir şey değil. Fenerbahçe taraftarı. Bu sadece Aykut Hoca'nın, çok pardon. Bu sadece Aykut Hoca'nın. Onun oynattığı futbol. Bu sadece Aykut Hoca'nın değil. Ama oynattığı futbol bu, ortada. Hocam bak. Ama bu, abicim şey seyirci neye geçen sene, tamam, geçen sene neredeydi Fenerbahçe seyircisi? Geçen sezon neredeydi? Geçen sene de kötü oynuyordu Fenerbahçe. Ondan önceki işte bak. Ondan önceki sezon neredeydi? Fenerbahçe coşkulu oynamazsa taraftar gelmez. Ya Fenerbahçe alışmış Fenerbahçe taraftarı Anelka'yı, Alex'i, Pierre Van Hooydonk'u, Roberto Carlos'u izlemeye alışmış. Dinar'ı seyretmek için para verecek. Ben 3000 lira maaş alıyorum diyelim. Evet. Fenerbahçe taraftarıyım. O 2 tane 15 günde bir İstanbul'da ayda 2 tane maç. 250 liradan bilet 400 lira. Oraya gittim geldim 600 lira. Ya bunu ayırırım 600 liralık bütçeyi Fenerbahçe için. Ama beni tatmin ederse ben bugün para verip Fenerbahçe maçını izlemeye gitmem. Çünkü Fenerbahçe'nin bugünün hariç tutuyorum. Oynadığı her futbol sıkıcı. Ben televizyon başında işim olmasa izlemeyeceğim. Sıkılıyorum çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan. Ya taraftar niye para verip gelsin tribüne? Hadi Gökhan da diyor ki sen seyircisin, taraftar değilsin. Taraftar başka türlü olur. Bu tartışılabilir. Bu tartış bak şimdi. Önce benim başlattığım tartışmadan gideyim. Birincisi bu işi sadece Aykut Koç, bu işten tek sorumlu Fenerbahçe taraftarının sahadan kopmasına, stattan kopmasına tek sebep o değil. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftar gruplarıyla ilgili sıkıntıları var. O taraftar grupları efendim barıştılar. Ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Sadece seçimden dolayı ayrılan gruplar. Kronolojik olarak geliyorum ben. Sefa Kalyan'ın kronolojik, tamam. Kronolojik olarak geliyorum. Bir sıkıntısı vardı. İşte paralı bir şeyler tamam, dedi. Tamam. Kavga çıktı bilmem ne oldu. Şu oldu bu oldu. Hali hazırda barıştılar diyorsun ya. Benim o kadar çok o gruptan arkadaşım var ki. Hala almıyor maça. Ya Gökhan Galatasaray taraftarıyla da Dursun Özbek kavgalıydı. 45 bin kişi gidiyordu abi. Dursun Özbek'i sevdiği için gitmiyordu ki. Galatasaray onlara bir heyecan verdiği için gidiyordu. Yani evet. Fenerbahçe taraftarı 2010-2011 sezonundan sonra yaşanan süreçte kulübüne ne kadar sadık olduğunu gösterdi. O sadakatin devamı gerekiyor. Fenerbahçe'ye seyirci gerekmiyor. Fenerbahçe taraftarı gerekiyor. Bak, Fenerbahçe'nin taraftarının sahaya dönmesi gerekiyor. Seyirci gelmesin abi. Senin gibi böyle oturup da 62 pozisyon, 62 tane bu atacak, 74 tane bu pozisyona girecek. Hiç öyle bir şey yok abi. Hiç öyle bir düşüncem yok benim. Öyle abi varsayalım ki şimdi. Öyle düşünüyorsun. Gökhan abinin dediği gibi yönetimden böyle bir antipatiklik geldi diyelim. E peki ya bunun yanında da Fenerbahçe efsane bir top oynuyor sahada. O seyirci gelmeyecek mi sahaya? Koşa koşa gelecek. Koşa koşa gelecek. İşte söylüyor abi, gitmiyor şey diyor. Yani Bağdat Caddesi'nde tezahürat, tezahürat yok mu? İyi günde kötü günde seninle birlikte. Kötü gün, lay diye. Öyle bir tezahürat yok mu abi? İyi günde kötü günde. Yok abi. Hani hep destek tam taraftar, destekte. Ne oldu abi? Taraftar lazım. Taraftardır abi. Kötü hayır, gün taraftar hayır, yoktur. Nerede var kötü gün taraftar? Kötü gün taraftarı nedir biliyor musun? 2011 yılında başka bir şey Fenerbahçe abi. O şike sürecinde yaşadığında taraftarı kötü gün taraftar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Taraftar ne demek? Taraftar ne demek? Hocanın yanında söyleyeceğim belki ayıp olacak ama git Trabzon'da gör bakalım taraftarın ne demek oldu. Trabzon'da tamam. Da aynı şeyler taraftar, oluyor. Taraftar Trabzon'da hocam? Bak Trabzon'daki gibidir taraftar. Onlar daha onunla yaşıyor. Ya Trabzon'da Amiaker'de 3000 kişi oynadığını biliyorum. Ya. Evet. O başka bir şey abi. Ben hissiyattan bahsediyorum. Taraftarı şey söylüyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Benim söylediğim maça gelen seyirciden bahsediyorum. Ben işin seyirci tarafındayım. Seyirci iyi film olursa gişe yapar. İyi tiyatro olursa insanlar gider. Yani, bu bir şey değil işte ya. Ne bu değil? Bir sinema tiyatro değil yani. Benim için öyle bu sosyal faaliyet. Görsel şov. Burası sinema tiyatro değil. Sosyal bir faaliyet bu ama. Sinema gibi, tiyatro gibi. Şimdi futbol hayır, öyle bir şey oldu. Niye basket maçına gidiyor Fenerbahçe? Abi ne o zaman şimdi bu başarı var diye öyle mi sadece? Ha bu başarı var diye öyle mi? Taraftar dediğin sadece başarı. İyi top bağlanırsa başarı gelirse. Sayın Aykut Kocaman açıklamalarını verelim. Reklam sonrasında da onu değerlendireceğiz. Vaktimiz kalırsa da reklam öncesinde de değerlendiririz. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Aykut Hoca'nın açıklamaları da ilginç. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum artık. Bu sezona damga vurdu gerçekten. İki direkten dönen top. 2-3 tane gol olabilecek girişim. Bir yerleşim hatasından kaynaklanan kontra atak ve sezon klasiği halinde kalemizde gördük topu. Öne geçtik. Ve olmayan bir faul. Bu sezonun klasiklerinden biri de bu. Hakem hataları. Evet, önce çuvaldızı kendimize batıralım. Ama hakeme de gelelim. Geleceğim. Oyun 48 dakika oynandı. Daha birinci dakikadan itibaren sakatlık bahanesi mi diyelim. Bunu yapacak. Fenerbahçe deplasmanına gelmiş. Ama benim dediğim oyun tarafında değil. Hakem tarafında. Giresun maçındaki hakem bir önceki maçın intikamını alıyor gibiydi. Siz kimsiniz dedi. Birinci dakikada Oğuz'a sarı kart gösterdi. Bugün de öyleydi. Mete Kalkavan geldi. Maçın başından beri beden dili şunu gösteriyordu. Meydan okuma,
kendilerini ezdirmesinler ama aynı davranışları başka bir yerde de göstersinler. Maçı belli bir yerden belli bir yere çevirebiliyorlar. Çıkış yolu çok net gözüküyor. Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da kendi sahalarında yenmek zorundayız. Çok net gözüküyor. Ben şampiyon olamayız gücümüzden dolayı söylemedim. Gücümüz çok net gözüküyor. Sahada başaracak gücümüz var. Başka nedenlerden dolayı söyledim. Yani ben de Aykut Hoca'ya buradan sesleniyorum. Size de öyle pas atayım. Ben de Fenerbahçe'nin şampiyon olacak sahadaki gücünü göremiyorum. Siz yani Aykut Kocaman gibi görüyor musunuz hocam? Fenerbahçe'nin sahada şampiyon olacak gücü var mı? Ya tabii ki eksikler vardı. Bugün oynanan futbola baktığınız zaman hocam, evet diyor. Bugün bak, 20 haftayı değerlendiriyor. 20 haftayı değerlendiriyorsa yapabilecek gücü başka var bir yere, başka bir yere suçu atmaya gerek yok. Gündem değiştirmeye gerek yok. Evet, hakem hataları vardır. Kabul, okey. Bunu Trabzonspor için de yaptı hakem hataları. Galatasaray için de yaptılar. Hocam kendisi yani anda Beşiktaş'ı yendin, ama, 2-1 yendin, ama kırmızı kartlar, penaltılar, offside'lar. Yani Fenerbahçe'nin lehine de yapıldı hakem hataları. Sen bugünkü oyun şeklini 20 hafta boyunca yaptırmış olsaydın... O zaman anlardım. O zaman zaten bu noktada olmazdın hocam. Ama bugün oynadığın oyunu yani 20 haftada oynasaydın. Bu zamana kadar bu... yaptığı hakem açıklamalarıyla ilgili hiçbir şeye katılmıyorum. Ama bugün yaptığı açıklama normal. Çünkü ilk kez bu kadar iyi top oynadı. Bu kadar iyi top oynadığı için de birisini suçlaması lazım. Benim gibi şanssızlık diyemez. Abi şunu söylesin. Ya bu sezon ilk defa iyi top oynadık. Bu kez de... İlk defa iyi top oynadık der mi? Ama diyebilir. Doğru söylüyorsun. Bir daha okları alsın. Diyebilir yani, bak. Diyebilir bugün... çünkü biz şampiyon olamayacağız. Ya hakem mi seni şampiyon ya, Giresun yapmayacak? Maçıyla, şimdi bu maçın ne alakası var? Şimdi, Giresun maçında Haluk, birinci dakikada... Eğri oturup doğru konuşalım kardeşim. Lütfen. Aykut Hoca. Ya sen bu sezon Fenerbahçe'de şampiyon oldun. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu'na göre. Değil mi? Tescilli. Sen Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda şampiyon oldun. Futbolcuyken defaten şampiyon oldun birçok kez. Ya kardeşim. Ya futbolun içindeki adamın bunu söylemeye hakkı yok. Hakem bir maçı alıyormuş birinden, bir diğerine veriyormuş. O zaman veriyor. Senin maçını zaman da aldılar verdiler. Zaman zaman oluyor. O zaman onu da söyle. Sorayım mı? Ne zaman çok... samimiyet olur biliyor musun? Bak hep söylüyorum. Sen biliyorsun bunu. Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyordur. Ne zaman ki hakem hatasıyla birisi maç kazanır ve çıkar dürüstçe, dobra bir şekilde, mertçe çıkıp der ki ben arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Keşke bu puanı iade edebiliyor olsak. Ama yapacak bir şey yok. Hakem hatasıyla 3 puanı aldık. Dediği gün futbolda bir şey değişir. Bak şimdi o kadar net bir soru soracağım ki o gün hocama. Buyur. Aslında Can da bu soruya net cevap verebilir. Buyur. Trabzon'da oynadın mı hocam? Evet. Fenerbahçe'de oynadın evet. mı? Sebat'ta oynadın evet. mı? Üçünde de hakemlerle bir sahaya çıktın. Şimdi bana der misin hocam Fenerbahçe'de oynarken... Trabzon'da oynarken ve Akçabat'ta oynarken hakemlerin size olan yaklaşımı, çok kulübünüze farklı. Olan yaklaşımı ile ilgili birkaç cümle tecrübelerinizden yani söyler misiniz? Bir kere onu hissediyorsunuz. Yani buradan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Konya'ya gittiğimiz zaman bile hissediyorsunuz onu. Çünkü bir Trabzonspor maçı vardı. Gökdeniz'de bir ikili mücadeleye girdik ama yan yana koşuyoruz. Yani ikili mücadele topa bastı düştü. Topa bastığında düşünce hakem şey verdi. Sarı kart verdi bana. Ben de şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani topa bastı diyorum. Yani benden bir alakası olmayan bir pozisyon diyorum. Topa bastı düştü diyorum. Sarı kartı gösterdim. Ben sadece şunu yaptım. Ya yani bunu yaptım. İkinci sarı kart. Fenerbahçe formasıyla sizi böyle atabilir mi hocam? O kadar basit mi? Ben de onu anlatmaya çalışacağım. Kısa bir reklam. Reklamlarından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe kendi evinde Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda hem Ümit Özat'ın hem de Aykut Kocaman'ın açıklamaları gerçekten dikkat çekiciydi. Aykut Kocaman yaptığı açıklamada hakemlerin performansından memnun olmadığına sert eleştiriler getirdi. Can, reklam öncesinde o gün hocaya sormuştum. Fenerbahçe formasıyla diğer başka bir formanın ağırlığı, çünkü sen de o dönemin Başakşehir'i, Büyükşehir Belediye'de oynadın, Antalya'da oynadın, Fenerbahçe'de oynadın. O formanın ağırlığı hakemler üzerinde nasıl baskı oluşturuyor? Ya kesinlikle hakemler üzerinde baskı olduğu bu net. Yani atıyorum bir Anadolu takımının oyuncusunu basit bir şekilde o günün hocamın anlattığı gibi sadece şunu yaptı diye atamıyorken büyük takım oyuncusunu ama Anadolu takımdaki oyuncuyu atma noktasına gelebiliyor. Ama bir yandan da şu da var. Hakemlerimiz çoğu zaman
maçın içerisinde zor durumda kalan takımı biraz daha tolerans tanıyor Anadolu takımı olsa bile. Ama bu tabii ki maçın sonucunu etkileyecek değil de hafif bir şey varsa basit bir şeyden dolayı sarı kart vermemek için bazen kolladığı zamanlarda oluyor böyle zor durumda olan oyuncuları. Ama bu tabii ki oyuncuların hakeme verdiği enerjiyle alakalı. Sen bir maçın içerisinde hakemle iletişimini kötü tutarsan tabii ki hakem inisiyatifini kullanıyor. Eğer arada kalmışsa da atıyor ya da mesela onun gibi şeyler tabii karşılaştık oynadığımız dönemlerde. Ümit Hoca attaymış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Haluk, iyi akşamlar Gökhan. Kim var, Can mı var? O gün Temizkanoğlu ve Can Arat burada hocam. O gün abiye merhaba, Can'a merhaba. Merhaba hocam. Hoca tebrikler. Sağ ol o gün abi. Hocam tebrik mi edelim, geçmiş olsun mu diyelim, ne diyelim bilemedim. Ya ilk yarıya baktığınız zaman onlar daha net pozisyonlar yakaladı ama biraz daha akıllı olsak, belki final başlarında iyi olsak biz de alabilirdik ama neticede maç öncesi bir puan dese kimse de itiraz etmez. Hocam 7 haftalık kaybetmeyen bir Gençler Birliği var. Vallahi sizi tebrik etmek istiyorum şahsen. Ben burada sizinle program da yaptık. O teklifi aldığınızda da size ya hocam işin çok zor olur demiştim. Ama siz dediniz ki ben Gençler Birliği'yim. Orada doğdum büyüdüm. Açık konuş ya. Hocam size gitme dedi. Ben de git dedim. Gittiniz iyi yaptınız. İyi yaptınız. Helal olsun size. Zaten kolay olsa bizimki çarşıda çağırmaz ki. Doğru. Hocam maç sonunuzda açıklamalarda yöneticilerden devre arasında yaşanan olaylardan dem vurmuşsunuz. Devre arasında ne oldu hocam? Fenerbahçe'nin yöneticiler koridora mı girdi? Neler yok, yaşandı? Yok yok öyle yöneticiler derken çoğul bir şey olmadı. Çok kısa böyle bir tartışma oldu. Kiminle? Çok sizin fazla, aranızda mı hocam? Benim aramda. Çok da fazla o kadar şey yaptı. Öyle bir şey hani irdelemeye gerek yok. Geldi geçti kapandı yani. Hocam biraz orada ne olduğunu bizle kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü maç sonunda yaptığınız açıklama biraz havada kaldı. Yani yöneticilerle ilgili işte siz kendiniz Fenerbahçelisiniz, çok uzun yıllar Fenerbahçe kaptanlığı yaptınız. Bugün tabii ki profesyonel olarak doğup büyüdüğünüz Gençler Birliği teknik direktörü olarak puan almak için orada olacaksınız. Elbette ki zor günler yaşıyorsunuz. Yani o sebeple orada yaşananları biraz böyle açıklarsanız. Ya yok sadece şunu bilmesini istiyorum. Orada Fenerbahçeli yöneticinin de Fenerbahçe taraftarının da, Fenerbahçe camiasının da. Ben Fenerbahçe'de 5.5 sene kaptanlık yaptım. 3 tane kupa kaldırdım. Bunlardan bir de 100. yıl kaptanlığı. Bunları hep alnımın teriyle kazandım. Dolayısıyla bugün de alın teriyle kazanmak ne demek? Fenerbahçeliler de bunu iyi bilir. Yıllarca bunun mücadelesine verdiler. Özellikle 3 Temmuz sürecinde. Yani şimdi bir takım için mücadele ediyorsak, o takımın kazanması için de ben sahada her türlü mücadeleyi, agresifliği, bunu yapabilirim. Bunu hor görmemeler lazım. Bunu söyledim. Yoksa çok da öyle kale alınacak bir olay da değildi. Yani hocam size Fenerbahçeli bir yönetici geldi. Hoca amma top oynuyorsun be. Ne olacak? Şampiyon mu olacaksın yok, mı dedi. Bir şey olmadı. Bir oyuncunun yerde yatıp başı geçirmesiyle alakalı bir mevzu oldu. Çok da fazla derine inmeye gerek yok. Yok artık. Yani, tamam, geldi peki. Geçti yani. Tamam sıkıştırmayalım ama şunu söyleyeceğim. Maç sonunda Aykut Kocaman'ın bir açıklaması var. Birinci dakikadan itibaren kaleci yerde yatıyor. İşte oyuncular zaman geçirmeye yönelik. Bunu karşı takım için söylemiyorum, hakem için söylüyorum. Hakemin buna müsaade etmemesi lazım diyor. Bugün Gençler Birliği takımı oyunu yavaşlattı mı hocam? Vallahi içinizde herhalde orada amir takım kaptanlığı yapmış birisi var. Benim de abim, benim de takım kaptanlığımı yaptı. Siz yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Fenerbahçe'de oynamış, bu ligde uzun süre oynamış, Can orada. Şimdi bakın, olay ne biliyor musun? Bu sözleri kazandığınız zaman da söyleyebiliyorsanız haklısınız. Ama kaybettiğiniz zaman ya da canınız yandığı zaman söylüyorsanız bu işin bir mantığı yok. Yani şimdi arkadaş, ben ilk maçı 9 kişiyle yenildim. Samimiyet bu zamanı, böyle zamanda ortaya çıkar. Şimdi ben ilk maçı 9 kişiyle kaybettim. Yani bakın, bir şey söyleyeceğim. Bunu kişiler üzerinde söylemiyorum. Şunu ifade ediyorum. Fenerbahçe'yi rahatsız et. Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u idare eden insanların gerek teknik gerek idari hakemden şikayet etmemesi lazım. Ya siz patlarla, tüfeklerle 100 milyon euro takımlarla savaşıyorsunuz. Biz daha az tesirli silahlarla savaşıyoruz. Teşbih hata olmaz. Yani şimdi siz hakemden şikayet ederseniz biz ne yapacağız? Hocam bugün 11 kişi kalmamanız gerektiğini düşünüyoruz stüdyodaki 4 yorumcu olabilir. Olarak. Doğru olabilir. Mu? Olabilir.
Hakem atmadı. O sebeple değiştirdiniz değil mi hocam? Yani karta çok yakın görünüyordu. Eksik kalmamak için. Bursa'da da benzer bir uygulamaya gitmiştiniz çünkü. Abicim futbol hile oyunu. Kim kimi ütese diye bir tabir var. Hakem atmamış. Satranç doğru değil mi? Doğru söylüyor. Hakem atmamış. Ne yapacağım? Göz göre göre oyundan mı tutacağım? Yani strateji hemen değişti hocam orada. Ne yapacağım yani? Göz göre göre oyundan mı tutacağım? Hocam bir... Basket maçı gibi de oyun içinde olmanız lazım. Doğru. Beşli başladın hocam. Otobüs yine oradaydı. Hocam oradaydı da bugün istediğimiz gibi olmadı. Alper'in baş parmağında problem vardı. Bir de biliyorsunuz Tokman'ın abisini aldık. Evet. O da üstünün stoperini iyi oynayan bir çocuk ama defansta komünikasyon çok önemli. İletişim çok önemli. Orada yapılacak bir hata kalecinizle karşı karşıya kalıyor. Onun için bir günlük antrenmanla onu oynatmak istemedim. Doğru. Ya onun için yoksa Sesenyon'u da 3 gün sonra oynattım ama Sesenyon'un kaybettiği topta arkada bir orta saha, o kaybettiği arkasında bir defans hattı var ama savunma oyuncusunu kaybettiği topta o topu anca içeriden çıkarabilirsiniz. Hocam 25 dakika çok baskı yedin. Dörtlü savunmaya döndükten sonra öyle bir forvet atınca, Alper'i çıkartıp Deniz'i koyunca sanki böyle biraz oyun dengelenir gibi oldu. Deniz de iyi oynamadı. Hazır değil daha. Aydın hazır değil. Çünkü bunlar yaklaşık bir 4-5 ayı boş geçirdiler. Benim bütün amacım Deniz'i ikinci yarı oyuna almaktı. Çünkü yorgun stoperlerin üstüne Deniz'i salmak vardı kafamdan geçen. Ama baktım önce toplamıyoruz, daha erken almak zorunda kaldım. Nitekim Deniz sadece stoperleri meşgul etti. Yoksa çok top tutmadı. Deniz'in daha bir 2-3 haftaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama işte bu tam hazır olmayan oyuncuları 60'a dakikalık böyle 6. 7. haftaya kadar hepsini hazır hale getirmeyi düşünüyorum. Hocam şu anda gelinen tablodan hiç şüphesiz memnunsun. Transferler de istediğin ölçüde oldu herhalde. Sesenyon çok önemli bir kariyer. Daha önce işte Fransa Ligi'nde oynadı, Paris Saint Germain'de, Premier Lig'de oynadı. Önemli bir futbol aklı herhalde sizin oyununuzun içindeki, sahanın içindeki futbol aklı öyle görünüyor. Doğru. Bütün pozisyon... Takımın lider oyuncusu, yani liderlik, yani takımı çekip çeviren bir oyuncu. Türkiye'de ses getireceğine inanıyorum. Büyük bir oyuncu, büyük bir kariyeri var. Uyum süreci de çabuk olsun. Yani... daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocam zor bir fikstüre giriyorsun. Hatta ligin ilk yarısında 3. haftada ayrılmıştın Gençler Birliği'nden. O zor fikstür. Bugün Fenerbahçe'den aldığınız bir puan herhalde takıma da özgüven açısından çok büyük kazanımlar elde etti takımınızda. Ya zaten fikstür şöyleydi. Para versen desen ki bu fikstürü çekemezsin zaten. Doğru. Karabük deplasman, Konya içeri, Fener deplasman, Trabzon içeri. Göztepe içeri, Başakşehir deplasmanı, Alanya içeri, Beşiktaş deplasmanı. Bir de arada 2 tane Beşiktaş kupa maçı var. 2 tane de Bursa maçı girdi araya. Yani bildiğin infaz yüksürü. Yani şans, yapacak bir şey yok ama mücadele diye. Şimdi tabii bu takım sezon başı 6-7 oyuncu değişti. Bir takımın 150'si 160'ı değiştiği zaman o gün abi iyi bilir. Bir takım 20-25 maç oynamadan kendine gelemez. Dolayısıyla şimdi o takım uyum sürecini açtı. Dolayısıyla bu saatten sonra rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Yeniliriz, yeniliriz ama çata çata oynarız. Hocam 7 haftadır kaybetmiyorsunuz. Ligi nerede bitirmeyi hedefliyorsunuz? Artık şu var. Ligin ilk yarısında Gençler Birliği küme düşer diyenlerin oranı ligde kalır diyenlerin oranından fazlaydı. Ama şimdi de ligde kalır diyenlerin oranı çok yükseldi. Oynadığınız futbol maç maç gidiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde bir 5 maç var. 8. hafta 5'er maçına kadar. Bu 5 maçtan bir 7-8 puan almamız lazım. Ondan sonra kalan 9 maçta rahat daha rahat puanla toplayabileceğimizi düşünüyorum. Hocam tebrik ediyoruz. Stüdyodan başka soru o gün hocam. Tebrikler. Tebrikler hocam. Herkese selamlar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam maça gelmedik. Bir şey demedin. Yani aman sakın ya mümkünse izlemeyin bile. Hocam bugün izledik, haksızlık etme ya. Bir şey söyleyeceğim. Hocam siz gittiğinizden beri Gençler Birliği taraftarı gibiyiz, onu söyleyeyim yani. Canı fenomen yapmışsınız, müthiş hikayeler anlatıyor. Evet hocam, hikayeleri iyi canım. Öpüyorum. Hocam arada sırada maç sonrası, maç biter bitmez cep telefonuna da bir bak ya. Tamam bakacağım. Tamam hocam. Saygılar hocam. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Ya çok renkli bir isim Ümit Hoca. Kişiliği yani biz evet. De bir teşrik mesaimiz oldu. Çok da keyif aldığımız bir isim. Ya çok dobra bir kere. İçinden ne geliyorsa onu söylüyor. Maç sonundaki açıklamaları da zaten biraz onu gösteriyor ama biraz daha sakinleşince diyor ki artık hani oraları fazla detaylara girmeyelim.
kurcalamayalım. Biraz daha sakinleştikten sonra basın açıklaması yapsın. Aslında o açıklamayı biraz daha ileri atmak lazım hocam. Evet, süreyi biraz daha fazla yarım geçirsin, saat 40 dakika falan. Evet, bence yani o zaman çünkü daha iyi analiz etme imkanı olur. Yani Aykut Hoca'ya da mesela bir saat sonra mikrofonu uzatsan sakin kafayla. Daha sakin kafayla daha iyi analiz edebilir. Yani belki maç sonu yaptığı sert açıklamaları daha da yumuşatabilir. Yani sonuçta hakemler evet hata yapıyorlar ama onlar da bu oyunun bir parçası. Yani eleştirelim, hakemleri de ayrı ayrı eleştirelim. Ama önce iğneyi kendimize batıralım derim ben. Tabii canım. O herkes için geçerli. Yani bu zamana kadar Aykut Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar da ortada. Sürekli başkalarını, işte puan kaybeden, sadece Aykut Hoca değil ki, puan kaybeden hocaların açıklamaları hep böyle. Yani kimse öz eleştiri yapmıyor. Benim takımım kötü oynadı demiyor. Biraz önce senin söylediğin gibi. Yani Ümit haksız, Hoca da aynısını haksız söylüyor. Puan aldık veya 3 puan onu aldık. Onu söyle ya. O zaman onu ben söyle. Senin samimiyetine inanırım yani. Hani sen şimdi oynadığın zaman dedi ki kardeşim ben bugün puanı hak etmedim ama puan aldık. Yapacak bir şey yok. Futbolun cilvesi bu. Ha 3 puanı hiç hak etmedim. Şimdi bak Aykut Hoca'dan mağlubiyeti hak ettim. Bunu hiçbir teknik bunu Aykut Hoca'dan beklemek benim ben mesela bunu Aykut Hoca'dan bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörü olmasına rağmen bizi şampiyon yapmayacaklar. Hocam bunu sen hakem için de diyemezsin. Diyemezsin. Sen Fenerbahçe'sin. Konya'da çalıştın hocam. Aykut hocam. Abi çatır Konya'da çatır da Konya'da ne oluyordu? Ümit Özat diyor ya Ümit Hoca. Çatır çatır çıkıp oynayacağız. Aynı şekilde hocalar çıkacak. Hem hakemleri hem rakibi yeneceğiz. Bir de hocam, çatır çatır da oynayacağız diyecekler. Aykut Kocaman'ın, bu cesareti gösterin ya. Aykut Kocaman'ın bu açıklamaları tribüne sirayet ediyor. İşte şimdi sosyal medyada insanlar diyor ki işte geçen hafta biz Trabzon'u yeniyorduk. İşte iki tane kırmızı kart var atılmadı. İşte bugün Gençler Birliği 10 kişi kalabilirdi. Bugün yine kazanırdı. Tamam. Yani tamam bunlar haklı temeller olabilir. Geçen hafta gerçekten... Yani sen şunu mu demeye çalışıyorsun? Sosyal medyada tabii ki bunlar şey. Şimdi bizim hakkımız yendi. 11-11 oynadığımız zaman biz yenemiyoruz. 10 kişi kalmaları lazım. 9 kişi kalmaları lazım ki biz yenelim. Tamam, bunu mu demeye çalışıyorsun? Hayır tamam. Ben de diyorum ki kardeşim sen Trabzonspor'san, sen Fenerbahçe'ysen, kim şey... Sen eğer kendi sahanda oynuyorsan çatır çatır yeneceksin. Atmadıysa atacaksın. Attın nitekim 1-0 yenik duruma düştün. 2-1 yakaladın. Bitti. Oradan hiç, sonra 3'ün olacaksın hiç, hocam. Ben 2 tane kırmızı kart verilmedi. Bana işte o ya. Tamam okey. O zaman hakemi de yeneceksin diyorum ya. Doğru. O zaman hakemi de yen. Ama artık hocam futbol o kadar ufak nüansların belirlediği tamam, bir oyun haline geldi ki. Kabul ediyorum. Yani bir şey tane penaltıyı veriyorsun vermiyorsun. Oyunun skoru gidiyor değişiyor. Evet yani, kartlarda da aynı şey. Aynen. Ama ben de şunu söylüyorum yani. 10 kişi kalan bir rakibi yenmek farklıdır. 11 kişiyi hatta 4 tane de hakem var. Doğru. 15 kişiyi yenmek farklıdır. Ben sadece ve onun hazzı yani da farklıdır. Senin gücü. Onun hazzı da farklıdır. Senin gücün demek. Onu sen yani motivasyon olarak kullanırsın. Doğru. Benim gücüm bu. Ben değil burada 11 kişiyi, 10 kişiyi diye verişim. Aha yendim. 15 kişiyi yendim. Bu benim gücüm. Ya bir de Giresun maçından sonra hani Ziraat Türk Kupası maçı. Yani orada avantajlı bir skorla dönmüşsün. 2-1 kazanmışsın. Yani tamamen bugünkü maça yönelik hakemi baskı altında almaya yönelik açıklamalar olarak ne değerlendiriyorum oldu? Ben. Ne oldu? Atmadı. Ters tepti. Ne oldu? Ya bunlar eskidendi ya. Ne olur biraz değiştirin kafaları. 3 günde bir maç oynuyoruz. Deplasmandan geldik deplasmana gidiyoruz. E benim Şampiyonlar Ligi maçım var ben niye bugün oynuyorum? Ötekisi diyor ki offside'dan vermedi. Vermez ilk kez mi verilmiyor offside'dan gol? Tabii, penaltım verilmedi. Tabii, ne olacak İngiltere, verilmedi? Tabii tabii İngiltere'deki, İspanya'daki, İtalya'daki, Almanya'daki futbolcunun canı yok değil mi? Heh, yok. Onların canı yok. Onlar sanki hiç hakem hatasıyla maç kaybetmiyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Hakem hatası demek ne demek biliyor musun? Acizliktir. Bir mağlubiyeti hakem hatasına bağlamak. Büyük takımlar için söylüyorum. Anadolu takımları için değil. Büyük takımlar için söylüyorum. Bir mağlubiyeti hakem hatasına bağlamak acizliktir. Kendi başarısızlığını ya da beceriksizliğini örtmektir. Yapamazsın bunu. Bir sen... de ayrıca uzun vadede yani 34 haftalık maratonda değerlendirdiğin zaman durumu her zaman avantajlı olan taraf sen olursun. Hakem benim hatalarını... bazı arkadaşlarım var. Bunların çetelesini tutuyorlar. Bak bildiğin çetele tutuyorlar. Büyük takımlar her zaman avantajlı olur. Hakem hatalarını. Mesela evet. Diyor ki mesela Fenerbahçe taraftarı var benim arkadaşım. Böyle yapıyor. Samsun maçı. Evet. Dakika 22. Evet. Offside kaldırmadı. Denizli maçı bilmem ne. Gençler Birliği maçı bile. Böyle çetele tutmuş defteri var abi adamın. Ne hakem yapacak hataları. Onlardan puanları geri mi isteyecek? Hayır şöyle. Şimdi diyor ki mesela bir hakem hatası olduğunda bak ama bize de böyle ya bizde de böyle oldu. Çıkartıyor şuna. Onu. Ya kardeşim bu sadece sana mı oluyor?
Hiç mi Fenerbahçe hakem hatasıyla maç kazanmadı? Hiç mi Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hakem hatasıyla maç kazanmadı? Herkes hakem hatasıyla maç kazanır veya kaybeder. Bu bazen üst üste iki maç hakem hatasıyla kaybedersin. Bazen beş maç üst üste hakem hatasıyla kazanırsın. Galatasaray yani. Derbisi aklıma aynen geliyor. Hasan Ali yerdeyken eline çarpan topu hakem Cüneyt Çakır verse penaltıyı. Yani o maçta kazanamayacaksın. O gün puan farkı 11 olacak belki. Evet. Evet, yani aynen. Şimdi şunu söyle. O zaman yani, iyice avlatacaksın. O zaman hakem hatasına sığınmak acizliktir, net. Dört büyük bence takımın hocası kendi gücünün farkına diyemez varmamaktır o. Acizlik ayrı bir konu ama kendi sen inanmıyorsun bir kere takımına. Oyuncuna da. Yani. Oyuncu, ya takım dediğim oyuncularına inanmıyorsun sen zaten. E şimdi inanmadığın bir yerde onlara onu lanse ediyorsan o futbolcu sana nasıl inanacak? Nasıl futbolcuya olacak? Giriyorsun yani, mesela ben maç bitti hocam. Diyorsun ki mesela yani sizin kadar olmasa da biz de soyunma odası tecrübesi yaşadık. Ya diyorsun ki mesela ya bu hakem var ya bu hakem yüzünden bilmem ne hakem yüzünden olsun koçum mu diyeceksin abi. Aykut hakem Hoca basın toplantısında da benzer açıklamalar yapmış. Mete Kalkavan bize meydan okudu başlığı. Yani hakem bize meydan okudu. Hayali kahraman yaratıyor Aykut Hoca. Tıpkı Fatih Terim gibi. Ama ne oluyor biliyor musun? Hayali kahraman. Hayali düşmanlar pardon. Yani Fenerbahçe taraftarı eğer Aykut Kocaman'ın bu açıklamalarının arkasında durursa yani bence bak Aykut Kocaman'a açıklamalarından dolayı şu pozisyonda yanlıştır, o pozisyonda yanlıştır tartışmıyorum. Yani doğruyu bulmamız lazım. Fenerbahçe yani her şeyi yapıyor da sahada. Hakemler mi Fenerbahçe'nin elinden puanları alıyor? Yani önce bunu belirlememiz lazım. Aykut Kocaman için şu görüşüne katılmıyorum. Aykut Kocaman diyor ki biz her şeyi yapıyoruz sahada. Aslan gibi takımız ama hakemler bizi durduruyor diyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Aslan gibi takım bugünkü, değil. Bugünkü karşılaşmanın dışında hangi maçta aslan gibi biz geçen yapıyoruz? Geçen hafta Trabzon'da deplasmanında hocam Burak Yılmaz atsa 2'yi fişi çekti bitti iş. Bitti. Aynen öyle. Bitti. Yani hangi maçta bunu yapmış aslan gibi? Bugünkü maç hariç. Bugünkü maçı İlk geçiyorum. İlk 45 dakikayı o da ben bugünkü yani, maçta bugünkü ilk 45 dakikayı. Bugünkü maçı geçiyorum abi. Bırak onu Gökhan dediği gibi olsun 90 dakika olsun önemli değil. Ya bugünkü maçı geçiyor. Bundan bir önce 19 hafta buna yakın onu bir söylüyorum ya. Bugünkü bundan önceki hakem açıklamaları son derece gereksiz, manasız, anlamsızdı. Ama bugün mesela ilk kez bu kadar güzel top oynadığı için hakeme ver yansın edebilir abi. Hakkı var ya, edebilir ama yani. Mete Kalkavan çünkü iyi topu meydan okudu. O biraz ağır da. Yani bir tane hakem sana niye meydan okusun abi? Bana onu söyle. Yani kırmızı kart pozisyonu vardı bir. Onun dışında da ben net böyle çok bariz bir şey hatırlamıyorum. İşte ona takılı kalıyoruz biz. Yani kırmızı kart, evet kırmızı kart mıydı? Kırmızı kart diye ayrı bir konu. Şimdi izleyici şunu ama diyebilir. Bizi izleyen şimdi ben de evde oturduğum zaman bazen böyle tartışma programlarını kardeşim, izliyorum. Ne konuşuyorsunuz? Diyorum kırmızı ki kart. Atsa durum başka olabilir. Varsayım. Varsayım evet. Olmayabilir. Olmayabilir. Varsayım. Belki o zaman da 0-0 bitebilir. Yani her şey olabilir. Belki 5'li değil o zaman Ümit Hoca 6'lı yapacaktır. Sonuç itibariyle yanlış karar mı yanlış karar? Biraz daha bu metrobüs, otobüs. Yanlış karar mı yanlış karar? Evet o pozisyon olmamış gibi devam et. Yani o pozisyon olmayabilir bir de maç söylüyorum ben de işte başladığımızdan beri aynı şeyi söylüyorum. Sen gücün farkına var. Hakemi de yen, diğerlerini de yen. Yap hepsini yen kardeşim. Yap puanını 40. Psikolojik olarak da Beşiktaş'ın üstüne çık. Ya değil mi? Diğerleri bu sefer panik yapacak. Yani Başakşehir yukarıdaki de ağa geldi desin. Ya yenmek hocam, zorunda olduğu bir maç olacak. Hocam bir de bu tesadüf değil. Şimdi sezonun geçen ilk başlangıcı da Fenerbahçe için çok kötüydü. Çok kötü bir ilk başlangıcı yaptı. Şimdi o periyoda girdi. Fenerbahçe yine sallanmaya başladı. Yani şimdi Trabzon'la berabere kalmıştı. Gitti yine berabere kaldı. Evet. Yani önümüzdeki hafta Başakşehir'e gidiyor. Kendi evinde yenilmişti. Evet. Şimdi Başakşehir'e kaybediyor. Yani aslında fikstürün zorluğu da Fenerbahçe'yi ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da etkiliyor gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki hafta bu yarın Başakşehir Konya deplasmanında kazanırsa ki kağıt üzerine baktığımız zaman Konya iyi transferler yaptı ama evet, yine maçın kağıt üzerinde ama çok kolay olmayacak o maç. Favorisi Başakşehir'dir değil mi hocam? Yani elbette futboller sonucu açık. Şu anda şeye bakmıyorum yani ben şimdi hani burada Başakşehir lider tam oynadığı futbol da ortada ama Konya Spor'un çok kolay teslim olacağını da düşünmüyorum. Elbette öyle ama maçın bir transferlerle birlikte yani bence kim kazanır, çok farklı bir üstünde kazanırsa, kazanabilir. Başakşehir kazanır diyeceğiz mesela yani daha yakın ben diyeceğiz. Ben Konya Spor da kazanır diyorum. Tamam doğru. Siz maçta bugün de Gençler Birliği'de mesela yani bugün mesela ben Fenerbahçe çok rahat kazanır diyemiyorum hocam. Fenerbahçe kendi evinde can Gençler Birliği'yle oynuyor. Ben dedim ama zaten bunu ilk yarıda gördük bunu zaten. Oynanan futbol. Ama işte böyle bir şey bekliyordum. İşte gelinen pozisyonları değerlendiremediğin zaman sonucuna katlanmak zorunda kalıyorsun.
Yani bir tane yakaladığıma kaçıncı dakikada gelmiş? Bu, ben buraya not almıştım. Tek atakları var Gençler Birliği'nin 44. dakika defans hatası veya değil. Gol oldu sonuçta. Yani bulunduğun pozisyonu değerlendireceksin. Değerlendiremiyorsan sonuçlarına katlanmak zorundasın. Sen ne dersin Gökhan? Ben Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği 2 puanla çok şey kaybettiğini düşünmüyorum. Neden çok şey kaybettiğini düşünmüyorum? Çünkü ben açıkçası Başakşehir'in de Galatasaray'ın da puan kaybedebileceğini öngörüyorum. İhtimali var, ben de öyle ama düşünüyorum. Ama bu Fenerbahçe'de işlerin yanlış gittiğini, Aykut Hoca'nın yanlış işler yaptığını değiştirmez. Evet. Yani Aykut Hoca yanlış işler yapıyor. Tıpkı mesela Beşiktaş'ta da işte Talişka çıktı, oyuncu tercihi yanlış oldu diye puan kaybetmişti mesela. O zaman da söylemiştik. Dün Oğuzhan geç alındı. Oğuzhan, net işte, bir şey yani söyleyebilir miyim bu konuyla alakalı? Geçen hafta Trabzon maçı, bugün Gençler Birliği ama karşınızda tamamen organize olmuş bir Başakşehir var. Yani savunması, hücum hattı, orta sahası, senin, komple futbol oynayan senin takım taktiğini var. De 3-5 farklı şekilde çözebilecek akıllı bir teknik direktörü var ve oturmuş bir oyuncuları var. Yani giren de çıkan da o dişliği çeviriyor. Sen burada yaptığın hataları Başakşehir'de yaparsan çok farklı bir skorla bile ayrılabilirsin. Başakşehir Fenerbahçe maçı nasıl maç olur biliyor musun? Çok benim tahminim, zor bir mücadele benim olacak. Benim tahminim, bugün ilk 25 dakikada Fenerbahçe Gençler Birliği'ne baskıyı kurdu ya. Fenerbahçe Başakşehir yapacak aynen diyorsun. Başakşehir Fenerbahçe yapacak. Başakşehir yapmaz onu. Gençler Birliği öyle bir gibi yapmaz. Ki. Çıkartmaz yani. Şimdi Gençler böyle Birliği gibi yapsa bile oyuna çıktığı zaman doğru paslarla kontra atağa çıkıp Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratır. Başakşehir asla kapanmaz Fenerbahçe'ye. Kapanmaz ama yapsa bile onu sonuçlandırır bir şekilde. Doğru. Ya bugün mesela sonuçlandırır. Fenerbahçe nasıl başlar bu maça? Trabzon'a başladığı gibi başlayacak. Gençler Birliği gibi değil. Eğer Gençler Birliği gibi başlarsa maça çok kötü. İlk yarı 3-0 olur. İlk yarı 3-0 Başakşehir. Fenerbahçe'nin yapacağı başka bir şey yok ki hocam. Ne yapacak Fenerbahçe? Sen o takıma karşı baskı yapamazsın. Çünkü o kadar iyi oyuncuları var ki, pas yapan oyuncuları. Ne yapacak hocam? Nasıl önlem alacak? Ya bekleyeceksin mecbur. İşte ha, bu şey anlamında söylemiyorum. Fenerbahçe'ye yakışır mı yakışır? Ayrı bir konu. Ama sen rakibinle oynuyorsun. Sen liderle oynayacaksın. Yani şu anda lider. İşte onu söylüyor. Anladın diyor mı ki Beşiktaş'ı ve yani Başakşehir'i deplasmanda yenmek zorundayız. Sen beklemedin. Bugünkü baskıyı yaptım. Bugünkü işte presi yaptım. Bugünkü rakibi çıkardım. Bunu Başakşehir'i yaparsan İlk yarı 3-0 olur. Ben Gençler çünkü Birliği'nin oynadığı gibi değil. Gençler Birliği'nin bugün Fenerbahçe'ye karşı oynadığı gibi oynayacak Fenerbahçe diyorum hocam. O şekilde yani o şekilde de oynamaz. Beşli oynamaz. Otobüsü çekmezler. Ya o anlamı yok. Dörtlüye döndü ya sonra. O dörtlü işte. Trabzon maçı gibi bir maç bekliyor olabilir ama yani işte ben de şunu demek istiyorum. Karşısında Trabzon gibi, Fener gibi korkak oynayacak bir takım olmayacak. Açık oynayacaktır ve çıktığı zaman da sonucu çok çabuk gidecektir. Kale aşağı kadar inecektir. Ya onu haftaya konuşuruz. Evet. Yani bugün Fenerbahçe'nin geldiği noktada maç sonu açıklamaları, işte Fenerbahçe taraftarının yönetim istifa, Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon, Aykut Kocaman'ın Mete Kalkaman bize meydan okudu açıklamaları. Yani maçın pozisyon analizine baktığımız zaman yani bunun, ben Aykut Kocaman'ın açıklamasını gerçekçi bulmuyorum ben. Bu yani benim yorumum hocam bu. Yani bu tribünleri yani başka bir yere sevk edebilir bu durum. Yani biz ya bakın arkadaşlar ya, taraftarlar biz her şeyi yapıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama hakemler buna ama müsaade etmiyor. Ama ona taraftar da inanmıyor artık ya. Ona taraftar da inanmıyor. Ya bu tarz açıklamaları sen 19 hafta boyunca yaparsan kim inanır? Eskiden ya de onlar, eskiden de bunların hiçbirisi seni artık ne taraftar yiyor, ne ben gazeteci olarak yiyorum, ne de rakip, ne hakem yiyor. Hiç umurunda değil ki. Hakeme attın tuttun ne oldu? Bak seni rakibine 10 kişi bırakmadı. Bunu bilerek mi yaptı? Hayır. Bunu bilerek mi yaptı? Peki tut ki kötü düşünüyoruz. Ey Aykut Hoca, sen öyle hakemlere attın tuttun bizi şampiyon yapmayacaklar. Al yapmıyorlar işte. Niye söylüyorsun? Sezon, yani her iki türlü de pozitif bir açıklama değil sezon yani. Sezon sonunda biz hakemler yüzünden şampiyon olamadı. Akıllı falıyoruz şu anda. Ama olmayacak ki. Herkes biliyor. Çok doğru söylüyor. Herkes biliyor. Şampiyon olamayacak Fenerbahçe. Bu kadar şampiyon olamayacağını bildiği için şu anda hayali düşmanlar. Oo hakem, yarın öbür gün TFF, ya yarın öbür gün PFDK. Onu bildikleri için zaten transfer hep aynı yapmadılar ya. Tabii. Hayır. Tabii aynen. Bir de oyuncu transfer etse de bir şey olmayacağını biliyorlar. Ayrı bir konu. Para var veya yok. Fenerbahçe'de para bitmez yani. O ayrı bir konu. Ama bunu öngördükleri için zaten transfer, tekrar ekstradan bir transfer istemediler. Tabii hocam. Yani. Onlar da görüyorlar şimdi. Yani hepimiz futbol adamıyız. Ya siz antrenörlük yaptınız. Aykut Kocaman da bilmiyor mu? Bir tane Aykut Kocaman bilmiyor mu? Biz Başakşehir'in üstüne nasıl çıkacağız? Fikstüre bakıyor. Başakşehir deplasmanına gidiyor. Ya Beşiktaş çıkarsın sen gidiyor. Bak sen çıkarsın. Bu sen Başakşehir'in üstüne de çıkarsın. Galatasaray'ın üstüne de çıkarsın. Ama sen kendin inanmıyorsun buna.
Hoca olarak sen, o camianın hocası olarak sen inanmıyorsun. Şimdi İnanmadığını da söylüyorsun bir de ya. Bir de söylüyorsun. Net yani. Söylemese bile ima ediyor. Yani aynen. Beni aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu maçtaki, yani bugünkü oynanan müsabakaya, hafta içerisinde yapılan açıklamaya baktığım zaman, bugünkü sahadaki performansa baktığım zaman aslında beni çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım hocam bugün. Yani düşünsene, ben futbolcuyum, benim hocam diyor ki işte biz şampiyon olamayacağız. Zaten ben gevşemiş oluyorum yani. Ama onu şimdi yani oyuncuya şöyle izah edebilir. Yani biz gençler. Ben hani oturup toplantı yapıp hayır, oyunculara. Ben şu anlamda gevşemiş hani oluyorum. Hakem hataları sebebiyle bunu kastettim. Size güveniyorum. Ama şöyle der hocam. Yani bir toplantı halinde der ki arkadaşlar ben böyle bir açıklama yaptım ama yani bu size olan inancımdan dolayı değil. Hakemlerin bizim üzerimizde baskı oluşturmasını engellemek için yaptım. Niye bunu böyle o zaman bir... de ki hakemi de yenin kardeşim. Niye böyle bir çaba sarfesi içerisine giriyorsun ki? Yani. Niye böyle bir çaba? Ya ben bu yani söylüyordum da bir kez daha söyleyeyim ya. Ya arkadaş siz antrenörsünüz ya, teknik direktörsünüz. Felsefe yapmaya kalkmayın. Algı yapmaya kalkmayın. Yanlış anlaşılamıyor. Anlaşılmıyorsunuz yani. Aykut Hoca'ya basın toplantısında bir soru sorulmuş. Aynen okuyorum. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Beşiktaşlı. Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı. Maçtan önce yayıncı kuruluşta 3 Beşiktaşlı yorum yapıyor. Mücadeleniz yetecek mi? Diye bir soru sorulmuş. O soru sorulmuş. Girilmiş ya. Aykut çok Hoca'nın ilginç. Cevabını aynen okuyorum. Her şey o kadar aleni, o kadar ortada ki körler sağırlar, birbirini ağırlar diye eğleniyoruz gibi. Ya bu noktaya nasıl geldik hocam? Ben şu an şaşırdım ya öyle bir şey. Yani bunu bir internet sitesinden aldım. Yani. Yani şu anda önümde görüyorum. Soruyu bir kez daha tekrar edeyim. İnternet sitesini de söyle ya. SporX'in attığı bir tweet şu anda önümde. Devamında da şöyle demiş. Beni PFDK'ya sevk edenler herhalde şampiyon olamayız dememi manidar buldu. Basitçe şampiyon olamayız dedim. Onların rahatlaması gereken bir cümle bu demiş. Ozan, bu cümleden dolayı PFDK'ya mı gitmiş? O şeyden hakem, dolayı Giresun maçından sonraki hakem, açıklamasından sonra PFDK'ya sevk edildi. Ya çok ilginç. Gökhan bir daha soruyorum. Sen yani biz gazeteci olduğumuz için biraz daha olay bizim için enteresan. Bugün TFF Başkanı Beşiktaşlı, Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı. Yani şimdi Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım bir dakika, devam et, devam et. Uğur Özbek de oldu. Evet. Maçtan önce yayıncı kuruluşta 3 Beşiktaşlı yorum yapıyor. Bir Önder Özen Fenerbahçeli zaten benim bildiğim. Yani Beşiktaşlı. Tuncay da var o ekipte. Ama maç sonrasını yayınlayan Rüştü abi. Rüştü de yok mu? Metin Hoca, bir de Tümer abi var. Tamam. Fenerbahçe'nin yıllarca kaptanlığı yapmış Rüştü'den bahsetmiyor muyuz? Evet. Allah. Neyse, yani bunu Aykut Hoca mı demiş abi? Aynen demiş bak. Demiş çok ki Aykut Hoca da demiş ki her şey o kadar aleni. İlginç. Arkadaşlar ajanslara bir bakın. Basın toplantısı geçtiyse şurayı verelim. Her şey o kadar aleni, o kadar ortada ki körler sağırlar, birbirini ağırlar diye eğleniyoruz gibi demiş. Tamam, herkes Beşiktaş'ta, şu an lider Beşiktaş mı? Ben anlamadım ki. Aykut Hoca'nın Beşiktaş'la ilgili bir sıkıntısı mı var? Ozan Tufan'la ilgili değerlendirme yapma kararı almış. Ozan Tufan takımda kaldı. İleride kadroda düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Bir gazeteci arkadaşımız, kim bilmiyorum. Aykut Kocaman, kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur dedi. O zaman Ozan'ı affedecekler. Affedecek. O zaman niye kampa götürmedin? Ama ben çocuk o zaman da söyledim şimdi. Sana burada hatırla. Ben sana o zaman da söyledim. Ceza veriyor Ozan'a. Hocam, ama Ozan'ı cezalandırırken sen koskoca Fenerbahçe'yi cezalandırıyorsun. Kötü yönetildi. Çok kötü yani. Ben ne diyorum abi? Diyorum ki seçimi bırakın kardeşim. Burada iş gidiyor. Fenerbahçe kayıyor gidiyor. Elden sabun gibi. İnanılmaz ya. Elden kayıyor düşüyor. Bu elini alıyorsun kayıyor. Buraya alıyor. Ya onu bir iki elinle tut ya. Bir tut şunu iki elinle. Bir sarılın abi, ne seçilmiş ya, bırakın ne? Seçimi. Ya sen şampiyonluğu kaybedersen seçimle seçimi de kaybedersin. Bunun seçimle alakası yoktur ya. Var abi. Abi var. Alakası yoktur. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seçim konsantrasyonu. O kadar gider mi seçim sonunda? Bütün konsantrasyon yönetimde şu an seçim. Aksine daha çok sarılırlar. Bütün konsantrasyon. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yani Galatasaray şampiyon yapıyorsa, Beşiktaş şampiyon yapıyorsa, döneminde Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman bugün Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Daha önce Galatasaray Kulübü Başkanıydı. Daha önce Başakşehir Kulübü'nün başkanıydı. Göksel Gümüşdağ'dı. Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dı. Yani o zaman Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım olduğu zaman Fenerbahçe mi şampiyon oluyordu? Bak, bir daha tekrar ediyorum. Aykut Hoca hayali düşmanlar yaratmaya devam ediyor. Kim hayali düşman? Yayıncı kuruluştaki yorumcunun
Ya ne, nereden çıktı bu ya yorumcu? Mesela yayıncı kuruluştaki ya, yorumcu şimdi zannetmesin ki. Yani. Ya hocam, yok ki onda. Bak hocam, bir de hepsi çok dakika, değerli futbol adamları. Ya, bir dakika, ben. Ya bir dakika. Zannedersin ki yayıncı kuruluşun maç sonu yayını 25 reyting alıyor. Şehirde 78. Ya de yani, ki öyle olsun. Her, ya böyle bir şey değil ki. Ya de ki öyle olsun, ne olacak ki? Ya böyle bir şey değil ki ama. Niye aynen, de ki öyle, de ki olsun? Öyle olsun? De ki yani. Öyle olsun yani, ne olacak? Hayır, belki algı onlar, yapmaya çalışıyorlar derse. Güntekin Onay benim arkadaşım. Mesela Güntekin Onay çıkıp yani yıllardır televizyonda yayın yapıyor Güntekin Onay. Rıdvan Dilmen'le de beraber yaptı. Yani şey mi, Fenerbahçe'yi istese şampiyon mu yapıyor yani, Güntekin Onay, Metin Tekin, Tümer Metin? Yani. Ya da Rüştü Reçber. Rıdvan Hoca konuştuğu zaman efsane isim Fenerbahçe her sene şampiyon mu oluyor? Ya yorumcu kısmını alıyor? Geçtim ben. Yani Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman oldu yeni. Tebrik ederiz Sayın Başkanı. Daha önce Galatasaray Başkanı'ydı. Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı da Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptı. Ya bu işi en güzel rahmetli yapıyordu ya. İlhan Cavcav mı? Rahmetli yapıyordu abi. Allah rahmet müthiş yapıyordu abi. Müthiş ya. Hiç kimse. O zaman da Kulüpler Birliği bu kadar aktif değildi. Aktif değildi ve güçlü değildi. O kurdu ama bu yapıyı. Ama ben, yani ben şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe'de işler gerçekten korkunç. Korkunç. Bu açıklamalar korkunç yani. Bunlar neden biliyor musun Gökhan? Sağ sonucu gelmiyor. Yani taraftarı bir yok şekilde zaten. Taraftarı bir şekilde arkana çekmen lazım. Onu taraftar gücünü sağlaman lazım. Ama taraftar gücünü sağlamak için bunu yapmayacaksın. Sen futbol oynatacaksın. İnsanlar o sahaya gittiği zaman, o tribünde oturduğu zaman göze hoş gelen bir futbol, bir müsabaka, bir mücadele görmek istiyor. Bunu sen göstermediğin sürece orası boş kalacaktır. Yani senin kalkıp da başka yerlerde açıklama yapman, hakemdir, TFF'dir, odur falan, sana bir şey kazandırmıyor. Yıllardır aynı şekilde bunlar. Açıklamalar. Bir değişik bir şey yok. Ya Gökhan'ın bir şey meşhur bir lafı var. Yıldırım Demirören istesin bugün Beşiktaş şampiyon yapmak istiyorum diye açıklama yapsın, yapamaz diyor. Bak ben söylüyorum. Yapamaz hocam, nasıl yapacak? Net söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bugün statüde ise, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsa. Yapamaz. Sizi şerefimle temin ediyorum ya. Nasıl Fenerbahçe ya? Kulübü Başkanlığı'yla beraber bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yürütsün, Fenerbahçe'ye şampiyon yapamaz. Göz göre göre. Yapamazsın. Yok öyle bir şey. Yapılır mı, olur mu öyle şey? Ne ya diyeceksin hakeme? Penaltı ver mi diyeceksin? Ne diyeceksin abi? Askerim mi senin o be? Ya soru daha normal. Aykut Kocaman mesela bu soruyu tamam sorabilir bir meslektaşımız. Sordu soruyu diyelim. Ya Aykut Kocaman da buna der ki ya arkadaş ne alakası var demez misin hocam? Futbol Federasyonu Başkanı Beşiktaşlı, Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı, yayıncı kuruluşta 3 tane yayın yapan adamlar Beşiktaşlı. Ne yapalım yani şimdi Güntekin Onay'ı kovalım mı? Bir dakika, Tümer Medya Fenerbahçe'de öyle mi? Evet, gazeteci hocam. Onun da nereden gelmiş aklına böyle bir soru? Ya hayır canım ya, bu insan gazeteci abi yani. Nasıl böyle bir soru sorabilirsin sen ya? Ya gazeteci yani her şeyi ne sorar. Ne geliyor aklına? Ya yani kötü ne soru da, çok kötü soru da. Neyi karıştıracaksın ki abi? Çok kötü soru hoca da. Sinirli, hocanın ağzından sinirli. Abi, hocanın kendini yaşarmak. Gazeteci hoca kendini yaşarmak. Hoca bu kadar tecrübeli hocanın yani açıklaması yani bence sorudan daha feci evet bir açıklama. Tabii canım ya. Açıklama feci. Tabii. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. O zaman niye oynuyorsun? Bırak abi, istifa et. Ya bugün şimdi Fenerbahçe 3 puanla önde olsa bunların hiçbirisi konuşulur mu? Bu soru da sorulmaz. Bu cevap da verilmez. Hakem hatası yapılsa bile tepki gelmez. Bunlar konuşulmaz ya. Ya bir de ben öyle Fenerbahçe'nin aleyhine inanılmaz hakem hatalarını falan da hatırlamıyorum hocam. Var mı sizin hafızanızda? Yani ya 20 var hakem oynandı, hataları 20 var ya. Ya var hakem hatası da. Abi sonuçta yani, herkes oluyor. Yani, her takım oluyor. Aynen her takım olan. Yani. Gökhan sen dediğin gibi bu bahaneleri bırakın artık i̇şte ya. Yani hocam, bunlar artık şeyler olmaya başladı ya. Kabak tadı vermeye başladı. Ya hocam ligin ilk yarısı. Sen çok iyi top oynuyorsun da. Müthiş top oynuyorsun. Sürpriz edecek top oynuyorsun da. Sonra diyorsun ki bana hakem. Puan kaybı Suni. 8 puan geriye düştü. Dedi ki bu puan kaybı Suni dedi. Doğru. Kapatırız dedi sonradan. Çıktı. Sonra o sıralarda sürekli biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Ne değişti de? Ya ne oldu oradan buraya? Ne değişti ya? Ya Giresun maçında bir tane penaltı, Trabzon maçında atılmayan, verilmeyen bir kırmızı kart mı hocayı bu noktaya getirdi? İnanılmaz şampiyon ya oluruz demeden önce de, bundan haftalar önce, gene böyle sanki şampiyon olamayacakmışız gibisinden hava, mesajlar veriyordu. Hava estiriyordu. Sonraki haftasında şampiyonluğun en büyük adayıyız dedi ve 9 puanlık farkı kapatacağız dedi hoca. Peki Fenerbahçe'ye noktayı koyuyorum. Yani bugün evet, Fenerbahçe ile ilgili pek olumlu bir şey konuşamadık.
Yani genelde yeşil sahayı önce bir analiz ettik. Ya. Onu konuştuk, analiz ettik. Ama Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları Fenerbahçe'nin bugün oynadığı iyi futbolu biraz konuşmamızı engelledi diyelim en azından. Bu kadar güzel futbol oynuyorsun. Gündemi değiştirdiğin şekle bak. Evet abi. Oynadığım futbolla ölüm ya bugün. Ben böyle bir şey görmedim. Ya bir de şunu söylüyoruz tabii bir taraftan da. Fenerbahçe çok iyi futbol oynadı diyoruz. İlk defa bunu söylüyoruz yani. Ben bir de Alanya maçı hani o iki maçı. Ya şimdi... bunlar konuşulacağına her hafta yenilen saçma sapan goller şey olsun yani. Yediğin saçma sapan hatalı gollere önlem çağrı almaya çalışılsın yani. Yok öyle bir şey yok. Yani şimdi baktığınızda şey 39 gol yanlış, atmış 24 gol yemiş. Yanlış oyuncuları yanlış mevkide oynattığını mesela, bunu anlat. Mesela hocam ona göre bir şey diyebilirsin yani. Ona çok oyuncusu yok da Mehmet Topal'ı hadi oynattı. Şimdi kalede de Volkan var. A milli takımın yıllarca kalecisi ya iletişim kopukluğu senin stoperin santraforla birlikteyken sen topa çıkıyorsun ve senin oyuncun topu kesmek için vurduğunda kale bomboş. Böyle gol bir tane yersin sezonda. Ama her hafta yeniyor. Buna bir çare oluyorsun. Bulunması evet. Lazım. Bir tane yersin yani, böyle gol. Şimdi bakıyorum. Göztepe maçında yediği gol bence bundan daha dehşetli. Abi bakıyorum şu an en çok gol atan ikinci takımı sanırım. Şurada gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve çok da fazla gol yiyen bir takım değil. Sen gol atıyorsan ve saçma sapan goller yiyip böyle saçma sapan puanlar kaybediyorsan sonuçlarına katlanmak zorundasın. Bu arada Fenerbahçe'ye noktayı koyalım. Ampute futbol milli takımımızdan güzel bir haber var. İtalya'da Fano Festivali'nde Fano Belediyesi Festivali kapsamında düzenlenen Fana Cup turnuvasında rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık sonuçlarla geçerek kupayı kazanmışlar. Bir kısa görüntüleri var. Arkadaşlarımız onu yayına versinler. Vincitori così hanno le medaglie anche in questo momento così momento particolare a ricordo della giornata. Sayın Cumhurbaşkanı gördüğünüz gibi size söz vermiştik. Türk halkına söz verdik. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz. Allah ayakta alkışlıyor. Yürekten alkışlıyoruz. Yani öyle onların olsun. Ortaya koyduğu mücadele gerçekten. Bir yola çıkarken işte inananların zaferi bu aslında. Aynen hocam. Ve bir yani o hedefi koyduktan hocam, sonra o inananların zaferi burada görünüyor zaten. Birçoğu Gazi biliyorsun hocam. Evet. Yani evet. Öyle ünvanları da var. Bu arada Gazi demişken bugün 5 tane şehidimizin olduğu haberi bilgisi var. Maalesef. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadelede yürekten onların yanlarında olduğumuzu da belirtelim. Gerçekten üzülüyoruz ama bu millet vatan için hepimizin canı feda olsun. Onu da belirtelim. Geçelim Galatasaray'a hocam. Yarın ya da konuşalım Beşiktaş'ı konuşalım biraz. Gökhan sen bir Beşiktaş analizi yap bize. Dün Beşiktaş'ta aslında beklenmedik bir puan kaybı diyebiliriz. Evet, zor bir deplasman Bursa. Ama mesela Fenerbahçe gitti 3 puanla çıktı. Başakşehir gitti 3 puanla çıktı. Galatasaray gitti 3 puanla çıktı. Beşiktaş'ta 3 puanla çıkar mı derken neredeyse kaybediyordu. Son dakikada Negredo'nun güzel golüyle. Negredo 35 atar mı? Böyle giderse. Bir o kaleye bir bu kaleye atarsa. Olabilir. İşin latifesi bir tarafa. Ben bugünkü Fenerbahçe gibi çok kötü goller yedi Beşiktaş dün. Çok basit goller yedi. Eğer öyle basit golleri yiyorsan onları çıkartmak da zor oluyor. Ve bir de Beşiktaş'ta çok ciddi anlamda bir konsantrasyon düşüklüğü aynen var. Ben ikinci sezon yani geçtiğimiz sezon sonu Beşiktaş şampiyon olduktan sonra Şenol Hoca'yla devam kararı aldıkları an şunu söyledim. Dedim ki korkuyorum. Chelsea, Mourinho'lu Chelsea gibi olacaklar diye korkuyorum. Çünkü gerçekten bir doymuşluk vardı Şenol Hoca'da. Onu net görüyorsun yani. Şimdi belli bu sezon sonu da iş bittiği zaman Şenol Hoca milli takımın başına gidecek. Bu kadar basit. O kadar film belli ki. Yani Lucescu'yu geri gönderecekler. Şenol Hoca da milli takıma gidecek gibi gözüküyor şu an için. Şimdi o konsantrasyon eksikliği diyorlar ki futbolcular maç seçiyor. Futbolcu maç seçmez. Futbolcuya maç seçme fırsatı vermezsin zaten. Fırsatı vermeyecek olan da bence Şenol Hoca. Şimdi Şenol Hoca'nın ne 11'ini, ne taktiğini, ne onu değişikti, onu çıkarttı. Bunu yani elinden gelen her şeyi çıkarttı abi. Mustafa Pekleme'yi de soktu oyuna. Yani ama Beşiktaş'ta bazı oyuncuların mesela Atiba, bazı mesela Babel. Bu zamana kadar hep bir oyuncu çıktı Beşiktaş'ta kurtardı. İşte Talişka çıktı 2 hafta üst üste mesela. Bir Negredo çıkmıyor. O çıkmıyor. O çıkmayacak. Çıktı. O çıkmayacak zaten öyle gözüküyor. Wagner Love çıkacak. Bak görüyorsun Wagner Love girdi 2 tane de pozisyona girdi biliyorsun. İnanılmaz hareketlilik getirdi Harun ama. Harun çok iyi bir top çıkardı. Harun bence maçın adamı o zaten. Evet. Şimdi Harun maçın adamıysa
Beşiktaş da elinden geleni yapmış gibi gözüküyor. Ama şimdi yani pozisyona girdi diyor. Pozisyona girdi. Yaptı işte hocam. Beşiktaş ama golü attıktan sonra son maçlarda inanılmaz bir rehavet çöküyor böyle. Bir rahatlama geliyor. O neden biliyor musun? Şimdi ama şöyle bir şey var. Bunlardan sonra Bayern Münih karşısında bu kadar rahat çıkarsan ben sonucu düşünemiyorum yani. Beşiktaş kendisi iyi bir oynamalı. Dilini ısır, dudağını ısır, saçını Allah çek korusun, falan filan yani. Ne bileyim aklına ne geliyorsa yap yani. Bu arada Adriano'nun golü de efsane yani, bir de sağ ayakla attı. Mükemmel mi? Sağ ayakla şapkayı çıkart koy önüne yani. Top asisti de yapan Negredo. Evet. Ve sağının yıldızı bu arada attı yani. Wagner Lava da bir tane asist yaptı göğsüyle Negredo. Iyiydi. Çok iyi bir duvar yapıyor. Negredo, çok iyi. Yani Negredo çok iyi duvar alıyor. Bence onun sebebi de yani çok büyük bir futbolcu. Futbolcu meziyetleri, tekniği falan inanılmaz bir oyuncu. Ama artık o yani gücü yani bir ağır kalıyor pozisyonlarda. Güçlü ama soldan da tarzında hareketli bir oyuncu değil. Yani biraz daha böyle durarak oynayan bir oyuncu. Beşiktaş'ta mesela Cenk Tosun daha farklıydı. Aboubakar daha farklı oyuncuydu. Gomez daha farklı oyuncuydu. Yırtıyordu biraz yani oraları. Şimdi bu diğerlerinden daha farklı oyuncu. Evet, Negredo eyvallah öyle ama ben Wagner Love'ın bu kadar hemen gelip de sanki yıllardır. Gerçi tecrübe ama böyle bir şey zaten. Zaten yeterince tecrübesi sahip evet, yani. Evet, ona baktığın yani. Zaman, öbür taraftan baktığın zaman sürekli oynayan bir futbolcuydu. Tamam bir sakatlık dönemi geçirdi ama sonuçta fit olarak geldi. Evet. Yani olmasa çok zaten fazla şaşırtacak bir şey yok ki. Yok. Yani zaten olmasa zaten Şenol Hoca 3-4 yani hafta biz, bekliyor. Biz de şeyden de artık vazgeçmemiz lazım. Yani bir tane oyuncu geldi, uyum sürüyor. Hocam yalnız süreci. Bu işte o kampa da falan da geç katıldı. Bir antrenman eksiği de olabilir. Katıldı ama yeterince tecrübesi var. O var tabii. O tecrübe. Kondisyon eksiğini o tecrübeyle kapatabiliyor. Yani doğru. Ona sahip zaten. Görünüyor baktığın zaman. Ama Beşiktaş'ın dünkü oyununa baktığın zaman hani bir Beşiktaş gibi oynamadı. Alıştı. Formsuz oyuncular çok vardı. Büyü bozuldu sanki Beşiktaş'ta hocam. Beşiktaş'ta acayip bir büyü vardı. Orta sahada Talişka, Atiba, Oğuzhan, önde Cenk, sağda Kovarejma, solda Babel'le bir büyü yakalamıştı Beşiktaş. Evet. Müthiş bir hücum gücü vardı Beşiktaş'ın. Tek pası çok iyi oynuyordu, hızlı oynuyordu, oyunu çeviriyordu. Yani her maç şunu görüyorduk. Tolgay, Oğuzhan, Samet sağ tarafa, Kovarejma'ya 50 metre pas atıyordu. Uzun zamandır bunu göremez olduk. Yani biraz o Kovarejma'nın da deplasman performansı Beşiktaş'ı olumsuz etkiliyor. Yani şimdi dünkü maçta da mesela taraftarla yaşadığı gerginlik. Yani Kovarejma da deplasmanlarda Beşiktaş'a biraz zarar veriyor. Zarar veriyor gibi yani görünüyor. Zarar veriyor. Yani futbolcuna kimse bir şey demiyor sen, zaten de. Gökhan Kovarejma hayranı olduğu için. Ya ben de izlediğim zaman. Allah yandık haftaya da futbolcu diyorsun. Komple bir futbolcu diyorsun baktığın zaman. Evet, müthiş futbolcu. Müthiş bir futbolcu. Ne zaman ama ne yapacağı belli olmayan bir isimden bahsediyorsun abi. Sahaya bir iki tane çalım atıyor. Bir sağ yan dışıyla. Çünkü böyle çok fazla meziyetli oyuncu yok evet. Zaten. Avrupa'da da bu kadar her çok şey yapabilir. Çok fazla meziyet. Böyle Fener'de bir oyuncu var o ya. Efendim? Fener'de var o. Alper? Yok, Dirar. Dirar değil mi? Bir de bir şey diyeceğim. Beşiktaş'ın attığı golde çok seviyor Dirar. Ama bir şey söyleyeceğim. Dirar, o Dirar nerede? Hangi Dirar ya? Ben hiç o Dirar'ı görmedim. Hiç görmedik yani. Monaco'dan aldılar. Hani derler geçen ya. Geçen sene hayır, Monaco'da 6-7 maç sağ bir golü. İşte eski Manchester değil. Şimdi mesela Beşiktaş Bayern Münih'i elesin. İnşallah eler. Elediği zaman söylüyor. Bak söylüyorum net. Birileri çıkacak diyecek ki ya Bayern Münih de eski Bayern Münih değil. Kimse diyemez bunu. Der hocam der. Hatırlandır ki en başta sen söylersin diyor. Beni suçlu. Evet. Biliyor. Asla söylemem. Şimdiden söylüyorum işte söylemeyeceğimi ya. Bayern burada söylemezsin zaten. Beşiktaş'ın kaybetmiş olduğu 2 puana baktığında çok önemli hocam. Çok önemli. Yani şimdi biraz önce bir şey çıkardım. Maç üstüne çıkıyordu işte. Maç trafiğini çıkardım. Yani Karabük'le tamam içeride oynuyor. Sonra Konya'ya gidiyor. Bayern oynuyor. Fener'le oynuyor çok içeride. Zor, Trabzon'a gidiyor. Gençlerbirliği. Tekrar Bayern, Başakşehir, Alanya. Yani o kadar zor ki fikstür. Çok zor iş. Ve çok hocam, zor. Geçen sene şu fikstür olsa derdin ki çok rahat çıkar buradan derdin. Tabii. Bu sene diyemiyorsun. Diyemiyorsun çünkü acaba o işi görmez. Yani tabii ki bir maçta hani dün kötü bir performans sergiledi. Birkaç oyuncu kötü bir performans sergiledi. Şimdi her maçta bu performans sergileyecek diye bir şey değil. Ama bir düşüş olduğu gerçeği var. Hocam bir Talişka, yani biraz sallandığı zaman Beşiktaş sallanıyor. Yani Talişka şapkadan bir şey soracağım sana. Birisi öne çıkmasına rağmen. Yani 2 hafta olmasına rağmen yavaş yavaş futbolcuların kafaları Bayern'e falan mı dönmeye hocam, başladı? Hocam onu siz daha iyi bilirsiniz. Ben sana kesin soruyorum. Hayır, ben bilemem onu çünkü o yeşil sahada oynamadım. Yani hiç Bayern Münih maçı beklemedim ben. Ama nasıl hocam, bir şey olduğunu bilmiyorum. Şimdi 2 haftadır da böyle Bayern'e kayıyorsa Bayern maçı daha çok yaklaştığı zaman acaba stresleri nasıl olacak o zaman? Ya bir şey kalmadı. Şimdi işte Karabük oynayacak. Konya deplasman sonra Bayern. 2 maç kaldı. Şubat'ın yani 21'i. Yani bu ayın yani 20 gün sonra oynayacaklar galiba. Beşiktaş'ta iş Şenol Hoca'da biter.
Şenol Hoca milli takımdan sonra, milli takımla masaya oturduktan sonra akıllar Şenol Hoca'nın oraya konsantrasyonu da biraz sanki o tarafa kaydı gibi. Bozuldu mu? Biraz bence bozuldu hocam. Yani ve ama Şenol bence... Hoca'nın dünkü açıklamasını çok beğendim ya. Hangisi şeyi hocam? Söylemiş orada. Rakibi ortak etmeyeceksin hiçbir zaman. Etmeyeceksin hocam. Ama çok ediyor Beşiktaş. Açıklama. Son haftalarda hep ediyor. Yani. İşte Beşiktaş'ın elindeki en büyük kozdu. Kendi oyun stratejisini rakibe kabul ettirip istediği gibi oyun oynamak. Oynuyordu, evet. Bu zamana kadar hep Beşiktaş bize ne hissettirdi? Yani bana en azından şunu hissettirdi Beşiktaş. Ha, 2 mi yedi? 3 atar. 3 mü yedi? Evet. 4 atar. Evet. Artık 3-3 mü? 4-3 yakalar. 1-1 mi? 0-0 mı? Mutlaka bir tane atar ya hala, diyorsun. Hala o düşünce var. Acaba mı diyorsun maç oynanırken? Dünya kadar da pozisyona girdi be. Acaba yani, mı diyorsun ama olmayınca girdi, da olmuyor. Girdi. Dünya kadar da pozisyona girdi. Yine de girdi yani. Yani bana Beşiktaş mı Fenerbahçe mi şampiyonun en güçlü adayı deseniz iki takım arasında geçiyor olsa şampiyonluk. Yani hiç tereddüt etmez uzak ara Beşiktaş derim yani. Beşiktaş yani görüntüde gözüken o. Sen Galatasaray'ı konuşacak mısın? Kapatıyor musun? Galatasaray'ı konuşacağım. Galatasaray'da hocam Nagatomo diye bir oyuncu transfer etti Japon. Evet. Ya bugün Japon gazeteciler geldi. Dünya kadar Japon gazeteci var hocam İstanbul'da. Ne oldu hocam? Yok sadece bir şey yaptım. Onlar gülünce ben de güldüm. Bir şey demedik ya. Anlamadım ben. Dünya kadar Japon gazeteci var dedi ya. Yani, ona güldüm yani. Ya, o kadar ünlü mü? Bak Tokyo'da. Hatta bir tanesi de ikimizin arkadaşı yani onu getiren yani, aradık. Yani neyse sen anlat hikayeyi de. Ya oyuncudan görüntü almak istiyorlar hocam. Yani biz o kadar iletişimde zayıf bir hale geliyoruz ki çok üzücü. Yani işte Galatasaray bir şey grubu kuruyor, mesajlaşma grubu kuruyor. İşte oradan Japon gazetecilere duyuru yapılıyor bilmem ne falan. 3-4 gün oldu bu oyuncu geleli. Daha Japon gazeteciler oyuncuyu hiçbir yerde göremediler hocam. Yani ne röportaj yapabildiler, ne imza görüntüsü, ne antrenman görüntüsü. Kovulacak buradaki gazeteciler. Yani, hocam gerçekten kovulacaklar. Öyle. Ya adamlar... gazeteleri, televizyonları kovacak adamı gönderdik size. Deli misiniz ya abi arkadaş, siz? Ya demek deli misiniz ya siz? Gökhan da yöneticilik yaptığı için derim ki ben. Ya arkadaş bu Nagatomo hiç mi yemek yemiyor, su içmiyor? Gidin bir yerde bulun bir kardeşim bunu. Bir yerde bulursun bunu değil mi? Yani, ama kulüp öyle bir kaçırıyor ki hocam. Ya Japon bir oyuncu gelmiş. Ne dersin Messi pazara gelmiş ya. Açılacaksın. Çok Japon merak ettim açılacaksın. Ya. Nasıl sokakta görsen tanımazsın. Şu an tanımam. Bilmiyorum hocam. Nasıl bilmiyorsun? Gazeteci değil misin? Sen hocam yani ben değil Galatasaray iletişimcileri bilecek hocam. Ya adamlar Japonlar ağlıyorlar artık hocam. Yani ne olur şu konuda bize yardımcı olun filan diye. Yani hiçbir sonuca varamıyor. En son şey demiş hocam Galatasaray iletişimcileri. Sivas'a gelin demiş. Ya bugün içeriden görüntü alabiliyor muyuz dedi abi Japon gazeteciler. Yani bizi Sivas'a çağırdılar da. Yani maç sonunda bir tane açıklama yapacak diye buradan Sivas'a gidecekler. Yani çok büyük bir oyuncuyu mu getirmişler? Ya hocam o da değil. Japonlar için büyük oyuncu hocam. Burası için diyorum. Ha, burası için zaten tartışılacak tarafı yok. Yani burası bize için. Bize Malu da geldi ya. Ha. Telefon sürekli çalıyor tabii. Malu da geldi, Bosink var. Burada bir çok araya geliyor. Fatih Hoca'nın şundan yaşananlardan haberi olsa var ya hocam. Fatih Hoca'ya sormuyorlardı. Olmaması mümkün mü? Ya bence sormuyorlardı hocam. Nereden bilsin bence Fatih Hoca Nagatomo yani için 15-20 tane Japon gazetecinin burada bence olduğunu? Bence vardır ya. Var olsa var ya hocam ne yapar eder bir 5-10 dakika o gazetecilerle. Ya muhakkak der ona. Gazetecilerle buluşturun ya. Bu evet. Dünya. Ya Japonya'ya Galatasaray'ın reklamını yapacaksın ya. Bundan evet daha güzel ne var hocam? Buluşturur onları yani bir şekilde onları buluşturur. Gökhan şimdi çok güzel bir hikaye anlatacak konuyla ilgili. Trabzonspor. Tamam Can zaman hazır mısın? Hikaye faslına gelmiş. Aa hemen başlarım ama. Var mı elinde bak ben anlatırken şey yap. Hocam Manu da geldi, işte Bosinko geldi, Cardozo geldi. Tabii yurt dışı gazeteciler sürekli arıyor, mail atıyor falan. Onlarla yazışıyoruz. Bir tanesi çok ısrarla, çok da kurumsal bir dille Manu'yla röportaj yapmak istediğini söyledi. Ve Manu'nun da kendisini tanıdığını söyledi. Ben de maili okudum. Dedim ki gittim maçtan sonra, antrenmandan sonra. Manu da dedim böyle bir gazeteci tanıyor musun? Evet dedi. Tamam peki dedim yani seninle röportaj yapmak istiyor. gelsin mi? Ne dersin? Kabul eder misin? İster misin? Yani bizim için çok iyi olur dedim. Çünkü bu arada şu anki yayıncı kuruluşun Bein kanalı. Bein Sports. Anladım. Daha o zaman ama ben Bein Sports hiç bilmiyoruz yani. Evet. Sonra araştırdım adamlar. Ya gerçekten dünya devi. Dedim ki Malu da yani yap lütfen falan. O da tamam dedi. Sen istiyorsan, sen okey veriyorsan yapayım ben dedi. Adamlarla yazıştık geldiler. Ben adamları havalimanından Trabzonspor'un, sen bilirsin o minibüsü de senin zamanında rengi değişmiştir muhtemelen. Neyse, bir tane minibüs. VIP minibüs de ben adamları havalimanından aldırdım. Bak hocam. Bizim zamanımızda ne arıyordu VIP minibüsü ya? Ya VIP değil, ben onun latifesini yaptım zaten. Latifesini yaptım zaten. Latifesini yaptım zaten. Bir tane kulüp arabası var. 40 yıldır tamam, aynı kulüp VIP arabası. VIP minibüse gel. Neyse geldi abi adamları ben havalimanından aldırdım. Tesislere getirdim. Güzel bir yemek hazırladı arkadaşlarımız orada. Sen konuştuk da o ben, devreye girecek. Bunu yalnız bunu
Şimdi geldi tesise, güzel yemek. Malu'da röportaj yapıldı. Harika bir yer ayarladık. Her şey çok güzel. İşte çaylar, kahveler bitti. Dedim ki adamlara, ya dedim bizim dedim Trabzon'umuz dedim çok güzel bir şehir. İşte yukarıya çıkın bir bakın, bir gezmek ister misiniz? Trabzon'la ilgili bir bilgi. Hemen bir mihmandar buldum. Kulübün tercümanını arabaya koydum. Hocam, Trabzon şehir turu. Tamam. Trabzon çekimler, sokak röportajları. Fransa televizyonunda yaklaşık olarak 25 dakika boyunca Trabzonspor'dan bahsedildi. Hocam bundan daha güzel bir reklam var mı ya? Ve Trabzon şehrinden bahsedildi. Ve bunu mesela Gökhan şöyle dese, yok o biz yapmıyoruz. Yok Alex biz yapmıyoruz bu röportajı, kapalıyız dese, bu olmayacak hocam. Aynen. Yani şunu yani Nagatomo için yapamıyor olmaları inanılmaz ya. Ya ben demiyorum ki alıp... Benzik olabilir mi? Sanmıyorum hocam, çok tecrübeliler yani. Yani çok tecrübeliler ayrı bir konu da yani. Ya yoğun maç trafiği falan filan diyorlar. Ne diyorlar? Yoğun maç trafiği filan diyorlar. İşte Konya'ya gitti, sistem dolayı dönemedi Galatasaray. Bir türlü denk gelmedi filan diyorlar ama Japon gazeteciler kırgın hocam, onu söyleyeyim. Ayıp olmuşlar yani gerçekten ya. Sivas'a gidiyorlar, 15-20 kişi akredite olmuşlar. Orada işte maç sonu Nagatomo ile bir röportaj yapacaklar. Maç sonu nerede yapacaklar? Mixon'da hocam. Futbolcular çıkıyorlar ya. Yani. Arkada tabela olan yer. Için. Böyle reklam var. Evet, 5 dakika. 5 dakika. 3 dakika. 2 dakika. Uçak kalkacak. Bunun, hadi havalana gidiyoruz. Bunun ciddi anlamda. Belki kaybederse diyecekler ki basına konuşmak yok diyecek, gönderecek içeriye. Yani gazete Japon gazete. Bir de Japonlar yani kültür olarak çok farklı insanlar evet, hocam. Evet. Yani oraya. Çok iyi bilir. Açılıyorsun. Çok iyi bilir. Gittim oraları biliyorum. Yani. Tabii olimpiyata gitmiştin değil mi? Japonya'da değildi olimpiyat. Çin'de. Neredeydi? Çin'deydi. Çin'deydi. Peki yarın Başakşehir, Konya deplasmanında, Galatasaray Sivas deplasmanında yayın içinde çok kısaca söyledin ama bir iki cümleyle ne dersin? Ben Konya deplasmanının Başakşehir adına oldukça zor geçeceğini düşünüyorum ama ben Başakşehir'i kazanacakmış gibi görüyorum şu an ama biliyorsun hani öngörüler futbolda olmuyor. Çok güzel, keyifli bir maç olacağını söyleyebilirim. Yani Başakşehir puan da kaybedebilir, her şey olabilir ama Galatasaray adına çok zor olacağını düşünüyorum. Robinho bugün antrenmana çıkmış. Karla kaplı zeminde ilk sorusu buraya yaz ne zaman geliyor demiş. Zor demişler mi? Demişler yani zor. Caner Atan sen birkaç cümleyle nasıl? Ben de katılıyorum. Yarın Başakşehir zor bir mücadele bekliyor. Ama baktığımızda galibiyete yakın taraf Başakşehir olacaktır ama Konyaspor'un toparlandığını görüyoruz ve en son Galatasaray'a karşı oynadığı kupa maçında oynadığı mücadelede bırakmayacağını. Eto'o çok önemli evet, transferleri var. Ciddi transferleri geldi. Puan bırakabileceği bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sivas Galatasaray maçında ise Sivas her zaman zor deplasman olmuştur. Ve iyi bir oyuncuları var. Robinho'yu da aldılar. Onun performansı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın da birazcık yorgun olduğunu düşünüyorum ben yine. Onlar için de zor bir mücadele olacaktır. Ama baktığımızda Galatasaray üstte gözükürken maçı, yani maçı kazanma açısından gene puan kaybedeceğini ümit ediyorum bugünden sonra. Hocam siz ümit etmeden. Ümit etmeden konuşuyorum. Konya Spor'un yapmış olduğu transferler ortada. Bunların tabii ki saha içerisindeki verimli atmosfer, işte performansları çok önemli olacaktır. Konya Spor adına çok önemli olacaktır. Ben aynı şekilde katılıyorum. Başakşehir'i çok kolay bir maç beklemiyor. Yani orada taraftar desteği cezalı değil değil mi Konya'nın taraftarı? Yok yok hayır. Taraftar desteğini alarak ki bu transferlerden dolayı büyük bir ihtimalle stadın dolu olacağını da düşünüyorum. Bende büyük bir coşku var. Varsa çok hani 3 puanı da çok... Bir de hocam Konya hak ettiği yerde de değil. 16 değil, puanda. Değil yani şu anda zaten. Acil, acil ihtiyacı puanına olan... ihtiyacı var baktığın zaman. Ama dediğin gibi yani hani uyumu geçtim işte ligi tanıyan sonuçta oraya transfer olanlar, ligi tanıyanlar ama Konya Spor'un galip gelebileceği bir maç da o şekilde olabilir. Çok güzel bir çok güzel Sivas bir maç olacak değil mi hocam? Sivas, bence çok güzel, çok güzel bir maç olacaktır. Yani ben de öyle beklentim zaman. Sivas'ta da her şeyi bence sağ ve sağ zemin oradaki atmosfer belirleyecek. Soğuk hava olacak. Hani Robinho ne verecek? Oynayacak var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle özetlersek kağıt üstünde Başakşehir ve Galatasaray'ın favori olduğu ama kağıt üstünde favori olduğu kadar kolay kağıt bir maç göründü. Yani hepimiz kağıt üzerinde göründüğü gibi olmuyor saha içerisinde. Peki yarın akşam da birlikteyiz maç gecesinde. Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle birlikte ekranlarda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Can Arat,
Gökhan. Teşekkür ediyoruz. Yarın akşam yeniden birlikte olacağımızı buradan sevgili seyircilerimize duyuralım. Yarın bu akşam yarın birlikte oluruz da muhtemelen haftaya o gün hocam yeni bir takım çalışacak. Güvenç Kurtar da takım buldu çünkü. Hocam sizi de eli kulağındadır. Yani hazırlıklı olun. Diyorsun. Diyorum tabii. Hazırlıklı. Peki. Ben demiyorum. İstatistik program söylüyor. Program bitti. İyi geceler sevgili seyirciler.